Şimdi siz üçünüzü burada gören bir dördüncü kişi daha aramıza katılmak için, aranıza katılmak için burada. Kadir ortağımız. Cemil Bey. Kadir ortağımız. Öyle mi? Evet, evet. Peki Kadir o zaman ortağımız. Cemil Bey de sıcağı sıcağına geldi. Bu durumda Cemil Bey de buraya davet ediyorum. Buyurun efendim. Dördüncü koltuğumuz da sizin için boş, buyurun. Hoş geldiniz Cemil hoş Bey. Efendim. Merhaba. Ben Cemil. Ben Cemil. Abi hoş geldin. Merhaba. Hoş geldiniz. Şimdi sıcağı sıcağına sizi aldık. Evet. Teşekkür ederim. Galiba dördünüzün de derdi ortak. Aynen. Evet. Aynen. Siz neden geldiniz Cemil Bey? Benim hanım da kaçmış evden. Kaçmış. Ne zaman kaçmış? 3 ay önce. Peki şimdi herhalde İbrahim Bey, Bilal Bey ve İsmet Bey'i dinlediniz. Sizde aldatılma olayı var mı? Evet. Siz birebir gördünüz mü efendim? Siz birebir bastınız mı yani? Bastım evet. Nerede? Adam. Yani sizinki daha da bu durumda yani acı bir hikaye. Biz kendimize yani. Diyoruz abi. Siz de İsmet Bey, siz de mi? Sizin eşiniz kaç yaşında? Şu anda 45 yaşında. Siz kaç yaşındasınız? 61. Genç hanım almışsınız İsmet Bey. Ha. Peki konuşalım. Benim hanımla başka bir erkekle ev temizliğine gidiyor. Ben istemiyorum. Ben de bunları yakaladım. Sizin hanımınız temizliğe gidiyor evlere. Evet. Ama bir beyefendiyle gidiyor. Sizin hanım temizlik yaparken beyefendi ne yapıyor? Yanında ikisi bir temizlik yapıyor. Ben böyle hemen bir de oradan kaçıyor. Beni emniyete şikayet ediyor ikisi bir. Koltuğumun altından kaçıyor. Emniyete beni şikayet ediyor. Siz ne zaman öğrendiniz? Bir erkek ve bir kadını. 3, 4, 5, 6, 7 kere böyle yakaladım. Pazar günleri temizliğe gidiyordu benim hanım. Tamam gitsin. Saat 8'de ben evden çıkıyorum. 9'da o çıkıyor. Ama ben başka dikenlerin içindeyim karşı tarafta. Beni adam görmüyor. Adam 5. kattan en iyi. Dışarı çıkıyorum diye. Aşağı zemin kat en iyi benim hanım yanında. Sizin evde? Yok, başka evde. Temizlik yaparken. Bizim evde değil, başka evde. Siz peki aşağı indiniz? İndim. Sesinizi duydular mı? Yok. Seslendiniz mi? İlk önce adam çıktı. Ondan sonra... Üzerinde ne vardı? Normal kıyafetleri vardı ikisinde. Kıyafetleri vardı. 1. kata Mehmet geldi kapının arkasına. Şuraya saklandı. Kamil Kara Mehmetoğlu. Ha. Kapının arkasına. Benim hanım da onun arkasından sindi. 1. kata yukarı çıktı. Şerife dedim böyle mi temizlik oluyor dedi. Kucak kucağı yani. Ben anlatmak istemiyorum şu anda da utanıyorum yani. Kucak kucağı dediğinizde sarılıyorlar mıydı? Ha evet. Hani daha ciddi bir şey mi vardı? Ciddi bir şey de vardı. Bu beyefendi sizin eşinize dokunuyor muydu? Ha evet. Kamera kayıtları olsa da keşke... Ya uygunsuz bir görüntü gördünüz yani. Gördüm siz. Yani. Orada beni darp ettiler bunlar. Bir de benden önce emniyete arıyordu. İkisi bir. Bir kollarımdan tuttular. Birisi kafama şey vuruyor. Süpürge vuruyor. Emniyete gidiyorum. Ben boyuna ceza aldırmaktım. Boyuna ceza aldım. Ben bundan kurtulmak istiyorum efendim. Ya ben anlamadım. Siz yani adam kadın kocasına diyor ki iddianıza göre sen beni nasıl uygunsuz şekilde basarsın deyip o sizi tam tersi daha şikayet ediyor. Aynen efendim. Allah Allah. Karakola gittiğimizde zaten 3-0 abim dediği gibi yenik durumdaydı. Ben de aynı şekilde gittim. Beni darp etti diyor ya, benim hiç beyanıma bakmıyor. Direktmen kadının beyanı esastır diye bir madde var. Onu söylüyorlar ve direkt diyor ki git diyor. Yapacak bir şeyimiz yok diyor. Evden de uzaklaştırmayı alıyor. Her altı yiyor ama burada mağdur bak, olan biz oluyoruz. Bütün kadınları kapsamıyorum. Hepsini demiyorum o ben. O madde evet. Aslında kadınları, mağdur kadınları korumak evet. için. Ha, evet. Sizin eğer doğruysa söyledikleriniz evet, sizinkiler bundan yararlananlar. Evet. Ama bunlar bu kanun gerçekten da mazlum kadınları korumak için. Peki Bilal Bey'in baldızı Sevda Hanım şu anda hatta. Bilal Bey dün sizinle ilgili çok konuşmuştuk. Devam evet. edeceğiz bu ara ara. Sevda Hanım merhaba. Merhaba. Merhabalar. Siz Yaşar Dede'yi tanır mısınız? Şimdi şöyle ben size yönelteyim. Yaşar Dede kendisi Bilal Bey'in kendisine kavgalı olduğu birisi. Kavgalı olduğu için de hem ondan intikam almak istiyor hem de şu anda yayına çıkarak birikmiş nafakalarını, birikmiş tazminatlarını ödememek için bunların hepsi için yayına çıkıyor. Şimdi Bilal Bey'e sorar mısınız? Sizin üzerine zaten. Evliyken kapıyı kilitleyip annesine babasına göndermemiş midir? Hayır abla asla. Sürekli anahtar kendine hatta diyor ya. Bak, eşim dün ne dedi mesela? Çocuk kendisi yatar mı? Dinleyelim. Bilal Bey Serpil Hanım'ın üstünde kapıyı kilitliyor. Daha sonrasında üstünden kaynar su döküyor. Annesine babasına göndermiyor. Niye? Neden böyle bir şey yapıyor?
Bütün hepsi mahkemede sunuldu. Tamam, sunulduysa buraya da sun. Hepsinin darp raporu var. Tamam, buraya da sun. 17 tane dosyaları var. Buraya da sun. 17 tane dosyaları var şu anda. Ya buraya da sun. Onun da Selçuk haklı çıktı. Tamam, şu anda da mahkeme yürütülüyor. Tamam, buraya da sun diyorum bak ben sana. O raporların hepsini alabiliriz ama kaynar mısın niye? Abla, hiçbir şey nasıl diyor. Yani hiçbir şey yok. Oraya, bak dün eşim kendisi de dedi. Ben size söyleyeyim mi? Tazminat davasını ödememek için çıktı. Orada şu anda bize vereceği para var. Şu anda 50 bin lira ödeyeceğiz. Ne kadar bir paradan ama, bahsediyorsunuz? Ne kadar borcu birikti size? Ama şu anda için, birikmiş nafakalarını ödemediği için 3 ay hapis var. O yüzden oraya çıktı o. Peki. Çünkü mahkeme hep bizi haklı gördü. Bir de ben size şunu söyleyeceğim. Dün yayına bağlanan kişi bizim öz ve öz dayımız değildir. Ablasının eşidir o. Baba öz ve öz dayı. Biz 20 İstersen yıldır. İstersen abla anne kimlik soyadlarını çıkarsınlar. Kütüyor araştırırsın. Arayalım Satı Bey. Benim üvey dayımdır. Tamam, anne kimlik soyadlarını çıkarsın. Üvey annesi de bağlansın, annesini söylesin. Bu da bağlansın. Üvey dayımdır. Kesinlikle kabul etmiyoruz. 20 yıldır kendisiyle görüşmüyoruz. Ne babası görüşüyor o bağlanan kişinin babası, ne Sertil'in evine dahi girmiş bir insan değil. Dün ne hiç girmedi mi? Kendisi de ablasıyla kavgalıydı. Bak fotoğraflar var bende, ben sunarım buraya. Hepsi kanıtlı. Kimin fotoğrafları mı? Hani evime girmiyor diye. Şu anda da mahkemede abla, görülüyor. Mahkemede resmi olarak bak, konuşanlar dosyaları kaza istinatta dinler mi be? Dosyaları istinatta şu anda. Uzaklaştırma kararı da var. O yayına çıktığı için de bütün savcılığa başvurduk. Bütün hukuk işlemlerini başlattık. Başvurabilirsiniz ama adam bir cevap hakkını kullansın. Bilal Bey bir konuşsun. Zahide Hanım, Bilal Bey'e şunu sorar mısınız? Eşine, soruyorum ama siz cevabı dinlemiyorsunuz. Bakın böyle tamam, olmaz. Eşine. Ya ben şimdi elini, tamam. Dün eşimle, dedi burada. Gece çalışıyorduk. Gündüz ben çocuklarımla dinler beraber eşine, gezmeye gidiyordum. Şey diyordum, bir dakika Bilal. Sorar mısınız? Neyi demişim? Eşinizi. Eşinin sizden korkulur ya. Vallahi billahi sizden korkulur ya. Yani mahkemede var ya, mahkemede bunların hepsi delil. Abla hayır ya. Yaptınız mı yapmadınız? Abla yemin ederim yapmadım ya. Neler çıkıyor ya. Peki bir dakika. Satı Bey şu anda hatta. Satı Bey merhaba. Bizim öz dayımız değildir. Söylesin kendisi. Siz öz dayıları mısınız? Öz dayımız değildir. Üveydir. Öz dayısıyım evet. Doğru konuşuyorum. Bak annem var ya. Benim annem... Bir dakika Serpil, bir dakika. Bir annemle konuşmuyorum bir kere. Bak Serpil, eğer böyle olursa konuşamayız. Şimdi sen bir şeyler söyledin, sen susacaksın. Satı Bey bir konuşsun. Satı Bey söyleyin. Onların sesini kestir bir, ben duyamıyorum sizi. Satı Bey söyleyin. Siz her iki taraftan da akraba mısınız? Neden biriyiz, babadan ayrıyız. Ha bir tarafınızda bir üveylik var yani. Satı Bey, siz bu Yaşar Bey'i tanıyor musunuz? Siz şu salata olayını bir Serpil Hanım anlatır mısınız? Bilal benden çalışıyor. Yaşar dede de benden çalışıyor. 4 yıl beraber çalıştık biz bunlarla. Heh. Ben gündüzde çalışıyorum, Bilal gecede çalışıyor. Bu, Gazi'de bu Serpil'in bir ablası var. Bunda 2 tane çocuğu var. O çocuklardan iş yerine salata gönderiyor bu. Çalışıyorken. Yaşar dede de, beğendi mi salatamı? Tam çok güzel olmuş mu dayı? Yani ona mı gönderiyor? Aynen ona gönderiyormuş abla. Zahide Hanım kesinlikle Yaşar dedi kişiyle hiçbir alakamız yoktur. Peki alakan yok, bir şey soracağım sana. Bilal Bey'in iftira attı ya anneme, babama, bana, kardeşime. Yani hepsi şu anda mahkemede. Tamam bak sen ver istediğin yere ver, ben verme demiyorum. Onun iftirası uzaklaştırma kararının A maddesi gereğince... şu anda yayına çıktığı için ve küçük düşürdüğü için iftira attığı için... Öyle bir şey olabilir mi? Avukatımız burada. Bir dakika avukatımız burada, ona bir soralım. Ama bu sefer kesinlikle cezaevine sokturacağız onu. Muhtemelen avukatlarınız size bir takım beyanlarda bulunuyor ama siz hukukçu olmadığınız için bunları zaman zaman karıştırabiliyorsunuz. Yani şu anki görünen durumda Bilal Bey'in cezaevine girebilmesi mümkün olmadığı gibi siz onu da asla cezaevine sokturamazsınız. Evet, bir kere bizim burada program itibariyle yayına da dava açacağım. Aç yayına da sen ya dava her yere dava tamam, açıyorum. Bizden, yani. Mahkemeler senin emrinde değil yani. Sen bir kere alçak perdeden konuş. Bak, avukat Bey. Burada hukuk sen tanıdığı, hakimi, savcıyı bak demin sen demedin evet, mi? Tanıdığı savcı, hakimler varmış. Sen şimdi mahkemeler senin emrinde zannediyorsun mahkemeler herhalde. Yani sen şimdi şu konuşmalarını duyunca zaten biz senin ne olduğunu anlıyoruz. Ama Bilal sen de bu kadını eğer öyle bağladıysan. Hayır abla. Şeye kitlediysen. 2 tane çocuğum var üzerine yemin ederim ki öyle bir şey nasıl diyor. Hiç yakıştıramam, asla böyle bir şey olmaması gerekiyor. 2 tane çocuğum var üzerine yemin ederim ki öyle bir şey nasıl diyor.
kızıyla sokakta kaldı. Oğlum da dedi ki sen gel anne dedi. Cansu'yu dedi Nuri'ye atarsan at Cansu gelmesin dedi. Kızımı 150 raporu var diye istemiyor babası. Abisi istemiyor 150 raporu var diye. Özel okula gidiyor hep özürlü diyor kızıma. Öz abisi özürlü diyor. Kızımın çektiği acıyı ben de çektim. Beraber sokaklarda attık. Ben kızımı bırakmadım. Bana dedi eşim kızını bırak gel dedi. Ben 17 yaşında ben bırakamam evladımı dedim. Eşinin ve oğlunun şiddetinden kaçtı. Temizlik yapamadım diye beğenmedi, yemeğimi beğenmedi. Kızıma şiddet kullanıyordu, benim canımı yakıyordu. Kızıma yaptıkları, bana yaptıkları da çok üzülüyordum. Kızım da beni çok fena dövdü. Anne dedi, babam arabadan indi dedi, bana dövdü dedi. Filiz Hanım kızıyla yeni bir hayat kurmak istiyor. Ben eşimden boşanmak istiyorum. Ayrıca beraber yaptığımız evde hakkımı istiyorum. Birazdan Zahide Yetiş'le yeniden başlasak da. İsmet Bey, siz ilk çocuğunuzun doğumunda neredeydiniz? İstanbul'daydım. İstanbul'daydınız. İstinye Yeniköy'de. İlk oğlan mı doğdu, kız mı doğdu? Kız doğdu. Kız doğdu. Oğlunuzun evet. Doğumunda orada mıydınız? Efendim? Oğlunuzun doğumunda oradaydım, yanında mıydınız? Evet. Oğlunuzun adı ne? Furkan Sivrikaya. Peki Furkan Bey geliyor efendim stüdyomuza. Saldırır ama saldırır. Furkan böyle oturabilirsin. Ne oldu oğlum? Bravo, bana oğlum demeyeceksin, haddini bileceksin. Benim ailemin hakkında da öyle kötü kötü yorumlar yapmayacaksın. Kötü olan sensin. Furkan iyi bir otur lütfen. Senin beyaz eşyanı kim aldı? Furkan ha? Bir... Ve konuşma. Kim aldı senin eşyalarını? Kim Furkan, aldı? Bir bana kim aldı? Bana oğlumla konuşma. Kim aldı? Bir dakika. Bana bir de oğlum demeyeceksin. Niye? Sen oğlum neyi mi? Bana el kol hareketi sen, yapma sen oğlum. Sen konuşmayacaksın. Sen beni dinleyeceksin. Burada soru cevap vereceksin. Seni mi dinleyeceğim? Aynen öyle. Beni dinleyeceksin. Seni dinleyeceğim. Furkan değil hoş mi? Geldin. Sen konuşacaksın. Yapma oğlum. Sakin. Yapma. Bana oğlum deme dedim yapma, ben sana. Bana yapma. Oğlum deme. Bana bir daha yapma. Oğlum deme. Yapma. Bak oğlum deme. Yapma. Yapma. Bana yanlış oğlum demeyecek. Ne yanlış yapacağım ya? Yanlış yapıyorsun. Ne yanlış yapacağım? Sen kimsin ben sana yanlış yapıyorum? Benim dayılarımı, dedemin hakkını ağzına bile almayacak. Alırken besmele çekecek. Furkan sen ne zamandır babanla böylesin? Küçüklükten beri böyle. Ama bakın, yaşadığı şeyler var çocuğun. Halam, yaşamadı. Ben rahmet... bunu yaşatmadım ki. Benim bu ya bana yaşattı. Ben sana ya yaşattım. Sen beni el aleme dövdürüyordun. Sen ne anlatıyorsun? Ev sahibine dövdürüyordun. Kendi ev sahibine dövdürüyordun. Okula gittin, okuldan kaçtın. Altına bir tane motor aldın. Beline kuru silah sıktın, aldın. Motorla sokaklarda cırıt atıyordun. Ne oldu? Hayatım, ne oldu? Ben ne sana oldu? Dedim oğlum sen bu konuyu konuşma. Bu ben konuları kapat. Ben sana dedim ki oku sırf arkamdayım. Ya sen arkamda okumadın, mısın? Okumadın okumadın. Sizden bu çocuk neredeyse nefret ediyor ya. Ya sen benim haçlarımı kumbarımı patlatıp adamsın ya. Sen ne yalan anlatıyorsun ya? Yalan söyleme ya. Ya ne yalanı? Yalan söyleme. Ya ne yalanı? Çocuk, ne sen benim paramı alıyordun paramı. Ne yapıyordu o kumbarayı patlatıp? Yalan ya söylüyor. Ya benim 3-5 kuruş paramı geçtim. Zaten cebimdeki parayı alır kendine gider. Yalan söyleme. Yalan mı? Oğlum vallahi yalan söylüyor. Yukarıda, yukarıda Allah var. Bak ben sana bir Allah şey söyleyeyim. Allah çarpar benim adamı. Ailemden uzak ol. Allah'ına yakın ol. Başka kimseyle uğraşma. Baba bedduası hiçbir zaman alma. Ettin ya askeriye. Geberir gidersin kan kusar. Tuttu mu? Tutmadı. Sen askeri yaptın gidince. Bunu. Sen askeri gidersin kan kusar. Şehit olur. Geberir gidersin diyen sensin mi? Furkan bir şey söyleyeceğim. Ağzını... Annen babanı neden terk etti? Annem babamı neden terk etti? Şiddet bağımlısıydı bu adam. Birazcık şiddet vardı. Şiddet bağımlısıydı. Aynen öyle. Ya sen beni sedata vermedin mi? Sedata mı vermedin mi? Al döv diye dükkana. Sedata niye verdim oğlum ben? Niye verdin? Dükkana niye vermediniz verdim? Okuldan kaçtın. Ha okuldan kaçtın. Kur'an, Kur'an oku diyordum. Evet. 24 saat çıkmadım piyasaya. Bu adam hasta oldu halde ameliyat falan. Dedim ki baba ben de geleyim yanında durayım. Bir bak, şey bir şey lazım sana. Olursa ha. Yanında demedi. Olayım. İşi gücü bırakayım. Onu bak işte demedi. Abla görüyorsun kendini. Ambulans ne desen geldi. Bana yalan eve yani. Burada, ambulans geldi. Eve ambulans ama geldi. Ben demedim mi sana geleyim diye. Ya bu kadar ben senin lalet olsun ya. Sen ambulans geldiğinde evde. Müzik açtın, sesli müzik açtın. Doktor, hemşire yanımdaydı. Ben orada yatıyordum. Bu senin öz oğlun mu, öveyim mi dedim. Öz oğlum dedim. Ev sahibi geldi, Sedat getirdi beni hastaneye götürdü. Ambulansla beraber. Sen orada bacak bacak üstüne atıyordun, müzik dinliyordun. Sana var ya, alkışlıyorum seni. Tabii, alkışlarsın. Seni alkışlıyorum. Alkışlarsın. Daima senin arkanda dur. Olma sen benim arkamda. Benim peki, arkamda çok dakika. İnsan var. Sen bana... Kızının adı ne? Sen olma. Benim dengemi bozma. Hayır. Bir dakika. Hayır. Benim dengemi bozma. Ayşegül. Ayşegül merhaba. Sen benim huyumu çok iyi biliyorsun. Sen de benim çok huyumu biraz tam anlamamışsın herhalde ama. Sen benim huyumu tek anlamamışsın. Ne olursa olsun Furkan benim otur lütfen. Benim dedemin bir ağzına anneannemi. Ben sana sonra konuşacağım. Bir dakika Ayşegül. Ya sonra değil gel konum belli yerim belli yurdum belli. Sen kimsin? Konuşuyorum Ayşegül ama şu an kardeşini tutmaya çalışıyoruz. Ayşegül Hanım hoş geldiniz. Ya o kadar içimiz yandı ki yani burada baba oğul var.
Ama o kadar evet. çekişmeliler ki ben çok üzüldüm gerçekten. Neden bu hale geldiler? Yani Furkan'ı en iyi siz anlarsınız, siz de aynı şeyleri yaşamışsınız. Evet, evet. Ya hepimizin bazı şeyle bildikleri var. Kiminin sustuğu, kiminin konuştukları var. Peki sizin doğumunuzda yani babanız, sizin doğumunuzda yanınızda mıydı? Benim doğduğumda babam değil, dayım vardı. Babam belki çalışıyordu çünkü benim babam uzun yollarda otobüslerde çalışan bir insandı. Ha, uzun yol şoförü olduğu için belki de tabii ya, zamanı denk getiremedi. Peki bir şey soracağım. 26 yıllık bir evlilikten bahsediyoruz. Annenizle babanız neden ayrıldı? Hani çok ayrıntı duyduk ama. Ben açık söyleyeyim. Ben ikisinden benim babam kötü anımda yanımda oldu. Her zaman yanımda oldu. Bakın ben babam iyi demiyorum ama annem benim annem yok zaten. Selma benim annem değil. Selma dediğiniz... Çünkü ben annemden anneniz. Annelik görmedim. Allah Allah. Bir dakika, Furkan babamdan babalık görmedim diyor. Siz de annemden annelik görmedim mi diyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim, babamdan da babalık görmedim. Ama babam hep kötü günümde yanımda oldu. Yani, peki anneniz de neden böyle kopuktunuz? Kalacak yer yok diye olmuştur. Anneniz neden size annelik yapmadı? Neden böyle söylüyorsunuz? Beni, siz de evladın ilk göz ağrısınız. Bugüne kadar anneannem büyüttü, dedem büyüttü, dayılarım, yengelerim hepsi benim yanımdaydı. Ben dört çocuk büyüyen... Annem yoktu, beni başından atmıştı. Nasıl yani? Siz orada kalırken yani annenizle babanız aynı evde. Bana hiç annelik yapmadı, kabul etmedi beni. Allah Allah, babanız için iyi bir baba diyebilir misiniz? Benim babam bana göre... İyi yerleri de oldu. Benim babamın bana tek kötülüğü bana sahip çıkmamasıydı. Peki babanız size veya kardeşinize şiddet uyguladı mı? Hayır. Uygulamadı. Bana peki... şiddet uyguladı. Nasıl uyguladı? Şu an orada bulunan kardeşim Furkan yüzünden ben sürekli şiddet görmüş olabilirim. Bakın sürekli Furkan yüzünden ama bayramlar oluyordu. Furkan'a 4-5 tane bayramlık alınırken... Bana anneannem alıyordu, dedem alıyordu bayramlığımı. Ama Furkan'a babam mağazaya götürüp çeşit çeşit kıyafetler alıyordu. Abla sen ne şahitsin, salçalı ekmeği ne ara unuttun ya? Babaannem bana da salçalı ekmek yapardı. Hani biz çok severdik. Ay, abla hani evde o... küflenmiş ekmekten tuzlu ekmek bandı. Ya bir başka. Saniye Furkan bak, ben sana haksızsın Allah demiyorum. Beni bir dinler misin? Sen sucuklarla da büyüyen çocuksun. Yani sucuklarla, sosislerle... Köftelerle sana yani ben hatırlıyorum dürümler, dürümler ekmekler yediren adamdı bu insan. Dürümler, ekmekler yemek de bir aşktı. Babamın evinde. Ben bunları yemedim ama sen yedin. Neden babam Çeliktepe'deyken iyiydi? Sultanbeyliğine gitti, kötü oldunuz. Bak hiçbir zaman saygını bozmadım. Ne dayılarıma, ne sana, ne babama. Sor babama. Ben hiçbir zaman senin şu yaptığın hareketleri karşısındaki adama yapmış mıyım? 3 tane evladım var. Evet. Ben ne yaparsam büyüyünce onlar da bana yapar. Ah almaz. Sen beni bundan 15 gün önce arayıp bana garip garip şeyler söyleyip şimdi babam yayına çıkıyor, eşim beni aldattı diyor, ben eşimin aldattığını kızımdan öğrendim diyor. Ama bunu bilen de sensin, neden ben oraya gidiyorum? Öyle bir neden şey yok. Neden ben rezil oluyorum? İyice yalan. Biliyor musun Furkan? Biliyor. Sen biliyor musun? Ben bilmiyorum, öyle bir şey yok. Sen biliyor musun Ayşegül? Furkan yapma, ben bir bak bana sen söyledin, ben 3 tane çocuğumun üstüne yemin ediyorum tamam. Sen söyledin. Öyle bir şey yok. Furkan ne söyledi sana? Ben dedi... 8-9 yaşındayken dedi sanayi mahallesinde, Çeliktepe'de fabrikada bir tane adam vardı, iş aldı. Furkan orada bilgisayarın önünde bilgisayarla oynarken Selma ile başka bir adam, sesimi isterseniz alın çünkü açık konuşmak istiyorum. Biz onu keseriz, sıkıntı yok. Farklı durumlar yaptığını söyledi. Furkan buna şahit mi olmuş? Olmadım şahit. Ahmet olsun, Alparslan olsun, Yazdaneci Ahmet, Mevlüt, babamın öz amcası, öz ve öz amcasıyla Furkan bana bir şeyler söyledi. Mevlüt Sivrikaya, inkar edin, ben sadece bildiklerimi söylüyorum. Bu söylediğiniz çünkü kişiler, bir şeyler söylüyorsun ama tam netleşmiyor. Bu söylediğin kişilerle sen annenin birlikte olduğunu, Furkan'ın da buna şahit olduğunu mu söylemeye çalışıyorsun? Evet, Furkan bizzat bunları bana söyledi. Bizzat ağlaya ağlaya hatta anneannemi de tehdit ediyormuş. Söz edilen kişileri tanıyor musun? Tanımıyorum.
Tanımıyor musun? Bu daha iyi tanıyor. Bunun arkadaşları çünkü. Onların arkadaşı. Evet. Bak onun, peki, onun arkadaşı ama affedersin. Sen tanıyorsun. Bak kendisi söylüyor. Onun arkadaşı. Ona söyleyeceksin. Hayır onun arkadaşı da sen tanıyorsun. Buna söyleyeceksin. Peki Merit sen amcam. Anneni bu kişilerle hepsi, gördün amcan. Mü? Tamam. Aynen tamam. Benim kalkmıyor ortaya. Furkan Ahmet sen senin arkadaşın niye tanıdık ettin? Ahmet. Köylümüz. Tamam. Mustafa. Ayşegül sözü vereceğim sana bir dakika. Öksürürsün tabii. Konuş da konuş. Onlar da ki benim arkadaşım. Diyor ki ben evime getirdim. Eve misafir ettim desene ya. Ya hangi eve misafir? Amcam geldi eve. Ben okuldayken. Ben amcam geldi eve. Ben okuldayken. Sen amcam, işteyken baba yarısı ne iş var oğlum o adamın Ayşegül, evde? Ayşegül televizyon sesini kıs annemin. Ne iş var o el alemin evi? Hep senin yüzünden. Niye? Ben annemin arkasındayım. Senin arkanda tamam, olmayacağım. Annemin. Tamam mı? Ne gördün Furkan? Hiçbir şey görmedim. Samimi olarak söyledim hiçbir şey görmedim. Ama bilin ki bu adam gerçekten yalancı. Peki ablana yalancı. Neden böyle bir şey söyledin? Ablama? Ablana neden böyle bir şey söyledin? Artık dayanamıyorum dedin. Saklama gerçekleri söyle. Yok gerçekleri söylüyorum. Ses kayıtlarını söyle. Ablana gönder. Gönder. Ben hepsi de ablamdan aldım. Ben annemin arkasındayım. Ne yanlış ne doğru hepsini. Tamam. Ben hata yaptım. Ben dedim ki ben ablamla konuşayım. Arkasını durayım. Ama bundan sonra bunların ikisi benim gözümden düştü. Sen git önce. Tamam, hatayı sen git ablana önce. Neyi anlatarak yaptın? Önce git her şeyi bir Furkan. Öğren ondan sonra gel. Furkan sen ablana söylediğin için pişman mısın? Pişman. Saldırır ama saldırır. Ne oldu oğlum? Bravo bana oğlum demeyeceksin, haddini bileceksin. Hizmet amca 26 yıllık eşini beklerken yıllardır görmediği oğlu Furkan geldi. Bir tane ayyaş kadın, bir tane ayyaş kadın, ikisi sarhoş geliyorlar. Ben orada tuz ekmek banıyordum. Sen konuşacaksın yapma ama oğlum, sakin. Yapma. Bana oğlum deme dedim yapma, ben sana. Bana yapma. Oğlum deme, bana bir daha yapma. Oğlum deme. Furkan, Furkan ne olursa olsun bak. Yanlış manlışlısın. Baba oğul yüzleşmesi Türkiye'yi ekrana kilitledi. Ha sen benim haçlarımı kumbarımı patlatıp adamsın ya. Sen ne anlatıyorsun yalan ya? Yalan söyleme ya. Ya ne yalanı? Yalan söyleme. Ya ne yalanı? Çocuk, ne sen benim paramı alıyordun. Yukarıda Allah var. Bak ben sana Allah bir şey söyleyeyim. Allah benim adamı. Ailemden uzak ol. Allah'ına yakın ol. Başka kimseyle uğraşma. Baba bedduası hiçbir zaman alma. Furkan ihaneti gördü mü? Peki senin gördüğün kişi annen olmayabilir miydi? Ya ben 3-5 yaşındayım değil mi? Ben annem beni nereye götürse ben oraya giderim. Tabii ki. Değil mi? Bu adam neredeydi? Bu adam kendisi gibi bize Ahmet amcalar dedi. Gel diyen buydu ya. Birazdan Zahide Yetiş'le yeniden başlasak da. Peki Cennet Hanım hoş geldiniz. Hoş siz bulduk. Toplamda bu kedi için bu dolandırıcılık iddiasıyla şu anda zaten gündemde Canberk Erkılıç'a. Ne kadar para verdiniz? Zahide Hanım öbürlerini bilmiyorum ama tuttuğum 550 bin lira. Ama yani bu kadar parayı kazanmanın sizin kaç senenizi almıştır? 28 yılımı aldı Zahide Hanım. 28 yıllık birikiminizi bir kedi için dolandırıcının evet, tekine verdiniz. Bitti. Verdim vallahi ne yapayım yaptım diyorum başka bir şey demiyorum. Şu anda Serkan Ankara'da ve yanında Aynur Hanım var. İyi yayınlar, hepimize geçmişler olsun çok diyorum. Çok teşekkür ederim. Hepinize geçmiş olsun. Allah razı olsun. 10-15 Eylül arasında aynı fotoğrafı ben de Ankara yeni. Kedi sahiplendirme Instagram platformunda gördüm. Başvuruda bulundum. Kendileri beni araştırmış güya. Bana ulaştılar telefonla. Kediyi sahiplendirmek istediklerini söylediler. Ben de kendisiyle tamam dedim, anlaştık. Ama Ankara'da yaşamadığını bilmiyordum. İşte kendisiyle görüştük, ben göndereceğim dedi. Aşılarını yaptıracağım, şunu bunu yaptıracağım falan. Para istedi, işte yarısını ben ödeyeceğim, yarısını siz ödeyin, yardımcı olur musunuz? Tamam. İlk önce 800 TL para istedi. Hemen gönderdim, hesabına gönderdim. Ondan sonra tamam dedi, aradı böyle dışarıdan rüzgar sesleri, koşma sesleri falan. İşte ben kediyi aşılara götürüyorum, hastaneye götürüyorum. Taksi firmasıyla anlaştım dedi. Biliyor musunuz bilmiyorum. Onu taksiyle göndereceğim. Bunun için ekstra bir para lazım dedi. Bir 500 lira daha gönderdim. Bu sürekli işte ben kediyi beklerken orada yaşayan bir arkadaşımı aradım. Canberk Bey'in numarasını verdim. Kendisiyle irtibata geçip kediyi alıp bana ulaştırmasını istedim. Kendisine de arkadaşımın gidip kediyi alacağını söyledim. Ondan sonra arkadaşım ortopedi doktoru olduğunu söyledi. Arkadaşım da hastaneye gitti. Böyle birine öyle birine ulaşamadı. Sonra telefonla ulaştı. Para istemiş arkadaşımdan. Arkadaşım da hani beni aradı. Yok işte hani para olmasa kediyi vermeyeceğini falan söyledi. Kaç ulaştırma para istemiş? Parası. Ondan da sanırım hani bir 500'ün üstünde falan istedi. Vermedi. Yani arkadaşımla buluşup kendisiyle görüşmedi.
Sonra ben vazgeçtim. Tamam dedim, ben kediyi almaktan vazgeçtim. Siz sanki dolandırıcılık yapıyorsunuz, ben paramı istiyorum dedim. Bu başladı artık sesli mesajlar atmaya, hakaret dolu mesajlar yazmaya. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağım dedim kendisi hakkında. Allah aşkına git suç duyurusunda bulun. Siz bana hakaret ettiniz, siz beni yarı yolda bıraktınız. İşte evden atılacağım, köpeğim var, kedim işte dolapların üstünde geziyor. Ev sahibim beni atacak, bunu bir şekilde sahiplendireceğim. İşte ben size güvendim falan. Devam ediyor artık yani. Evet. Siz toplam kaç para ödediniz efendim? Hakaret içerikli toplamda bin, yani 800 ödedim, bir 500 ödedim. Toplamda 1300 lira bir para göndermiş oldum geçen sene Eylül ayında. Peki, teşekkür ediyorum. Siz lütfen bekleyin. Müge Hanım da telefon attığında galiba, değil mi arkadaşlar? Ha, canlı bağlantıda. Müge Hanım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. İlk siz bağlanmıştınız dün. Hoş bulduk. Bu mağduriyetten ne yazık ki siz de nasibinizi almışsınız. Siz de iki hanımefendiyi de dinlediniz. Aynı şekilde mi sizin de başınıza geldi? Evet, aynı şekilde. Aynı şekilde bana da aynı şeyler uygulandı. Bana da hakaret sözleri söylendi. Yine sesli mesajlar attı. Zaten sürekli sesli mesaj atmayı daha çok seviyordu. Sesli mesaj atıyordu. Benim de önce aslında 800 lirayla başladı. Ondan sonra işte 2000 lira istedi. Ondan sonra bir 3000 lira istedi. Taşıma ücreti 5000 lira istedi. Böyle ara ara 2000, 3000 sürekli ben yani bir hafta 10 gün boyunca sürekli aralıklı paralar istedi benden. İşte toplam? Bugün işte toplamda bir 7-8 olmuştur herhalde tam yani öyle şekilde, o şekilde. Peki final nasıl oluyor? Kedi de yok ortada. Kedi de yok. Sonra biz anladık dolandırıldığımızı. Hatta eşim kendisi de konuştu. Yani eşime de hakarette bulundu. Biz paramızı geri istedik. İşte, ne diye hakaret çünkü dedik peki size? Şey diyor işte siz vazgeçtiyseniz bu benim suçum değil. Ben size gönderecektim siz beklemediniz diyor. İşte ben dedim hatta televizyona çıkacağım sizi dedim hani söyleyeceğim şikayet edeceğim dedim. İşte selam söyleyin dedi bana da aynı şekilde. Hattımızda evet, bir kesinlikle. Telefon daha var. Diyarbakır'a gidelim Uşak'tan. Uşak'tan Diyarbakır'a dönüyoruz. Gülseren Hanım merhaba. Merhaba canım, teşekkürler. Merhabalar Gülseren Hanımcığım, siz de kedi sevenlerden misiniz? Biz de aynen, benim kızım öyle oldu, üniversite mezunu. Onu da dolandırdılar. 500 TL ve de torunlarım çok üzüldü. Torunlar bugün kedi yarın. Bugün yarın Allah'tan ben zeki bir anneanneyim. Kızımı durdurdum yoksa çok para kaptıracaktı. Daha gidecekti. Şimdi bir baştan anlatır mısınız? Sizin kızınız ya, nereden evet, görmüş aynen. Bu kediyi? Benim kızım iki tane Allah bağışlasın çocuğu var. Yavru kedi. Yavru kedi şey Instagram'dan görmüş herhalde telefondan. Anne kedi alacağım bana da. Ben orada torunlarıma baktığım için bana da gösterdi. Anne kedi alacağım. Ondan sonra torunlarım sevindi, mutlu oldu. 5 yaşında, 2 yaşında torunlarım var, 6 yaşında torunlarım mutlu oldular. Ha bugün, ha yarın şu kadar para, şu kadar para. Allah'tan ben kızımı uyardım. Anneciğim bu dolandırıcı, sakın bu parayı ona göndermedi daha. Dediniz. Geriye de alamadı. Ne eşine kadar parasını geriye alamadı? 500 TL. O da benim sayemde. Yoksa daha? Evet, evet. Olabiliyor böyle şeyler ama artık buna müdahale etme zamanı çoktan gelmiş aynen, geçiyor. Aynen, katılıyorum. Bu programda hep söylüyorum, ihbar kabul edilsin. Herkese aynen. Sesleniyoruz evet, buradan, aynen. Bütün izleyicilerimize. Aynen. Daha belki de haberi ya. Şimdi olan, bize ulaşan ulaşamayan pek çok kişi var. Lütfen bu fotoğrafı görüp, bu kediyi görüp, bu kişiyi, ben adını da söyleyeyim. Yani sizin değil nasıl olmadınızı, Canberk Erkılınç. Canberk, ben de ulaştım sana. Seninle televizyonda olduğumuzu söylemesem, canlı yayında olduğunu söylemesem... Ben de kedi istiyorum desem muhtemelen beni de dolandırmaya çalışırdın. Ama bu sefer sert kayaya çaptın. Bu fotoğrafla beraber kimler varsa lütfen ulaşsınlar bize. Çok teşekkür ediyoruz yani efendim. Hep beraber olsun size gelirlerse aynı. Biz yardımcı oluruz. Burada beraber burada beraber olalım, olabilirse daha da güçlü bir yani, şekilde bu kişiyi durdurabilirsiniz. El ele verirsek daha aynen. Güçlü böyle insanlar, ve daha yüksek sesimiz için bir değil. İnanıyorum. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Bakın sizin sayenizde pek çok kişi geldi. Peki Gamze gelir misin yanıma? Gel. Hoş geldin Gamze. Hoş bulduk. Anneciğim hoş geldiniz. Sizi böyle ağırlıyorum hep orada ama daha bir merhaba bile diyemedim. O yüzden şöyle bir en azından alayım sizi de göreyim istedim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin Zahide iki kız Hanım. Kardeş. Allah razı olsun. Sizden Zahide lütfen Hanım. Rahatsız olmayın. İyi, çok şükürler olsun. Sen nasılsın Zahide Hanım? Sağ olun Sümbül Hanım. Siz Gamze'nin annesiniz. Evet. Lütfen rahatsız olmayın. Şimdi sizi de çok fazla bekletmek istemiyorum ama Gamze. Efendim? Sen Ali Bey burada zannediyorsun ama Ali Bey burada yok. Anladı çocukları alacağını elinden.
O yüzden kaçtı herhalde. Ondan mı diyorsun? Evet evet aynen öyle. Şimdi... korktu. Benim canlı yayıma gel, şu an yayına geldim ya ben. Ona korku sardı. Çocukları alacağımı biliyor. Bırakmayacağımı da bildiği yani... için kaçmıştır. Aynen Zahide Hanım. Kaçmıştır. Aynen, Zahide Hanım. Ben çocuklarımı bırakmayacağım. Ben onların arkasındayım. Ellerimi çekmeyeceğim. Bitti. Peki Gamze bak asıl burada önemli olan dün biz soybağını artık tamamlamak için... Çünkü senin şimdiki eşinle, evliliğinle olan, evet, birlikteliğinden olan çocuğun aslında Ali Bey'in üzerine. Bu doğru bir şey değil. Değil. Sefalar getirdiniz. Ay size çok güzel bir haberim var. Maşallah programımızın uğuru bereketi çok olsun. Programımızın ilk bebeği dünyaya geldi Furkan Mustafa. Hafta sonu cumartesi sabahı sevgili makyözüm yıllardır beraber çalışıyoruz. Artık onu evlatlık edineceğim sonunda. Dur bakayım şu tarafa kaçayım da dur gösterelim tam. Ailemize hoş geldin Mustafa Furkan bebek. Çok tatlı, çok güzel, dünya şekeri. Hepinizi öpüyorum. Hastanede annesi bizi seyrediyor şimdi. Seni de çok çok öpüyorum bir tanem. Çok güzel bir doğum olmuş şimdi. Öğreniyorum her şeyi Dinçer'den. İnşallah Allah'ım keyifle, huzurla, bereketle büyütmek nasip etsin size. Öpüyorum ikinizi de. Dinçer'im seviyorum seni. Kuzum benim. Şimdi neler oluyor neler. Bunu tabii biz programda görüyoruz ama. Bu arada Aslıcığımı çok özledim. İş gezisinde olduğu için şimdi ona bir şey diyemiyorum tabii ama çok özledik onu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Avukatımız Halil İbrahim Serbest. Evet. İyi misiniz hocam? İyiyim sağ olun. Şükür bugün yine çok olayı çözeceğiz inşallah hep beraber. Sayenizde. Konuşacağız evet. Görüşeceğiz sizin de sağ sayenizde ve cennet. Efendim. Ah cennetim ah cennetim. Cennetin kızım, cehennem oldu. Bu dünyada cenneti cehenneme çevirmişsin aynen annem. Öyle yemin ediyorum. Psikolojim bozuldu, şekerim tavan yapıyor, komaya girdim. Çocuklar huzur vermiyor. Ya neden böyle peki? Cennet Hanım'ın durumu nedir? Nitelikli dolandırıcılıktan bahsediyorum. Bakın bu kişinin fotoğrafını defalarca vereceğim. Vermeye devam edeceğim. Sizi de böyle dolandıranlar olduysa kim olursa olsun bana gelin, fotoğrafıyla gelin. Biz onu buluruz, mutlaka su yüzüne çıkartırız. İşte bu kişi. Ne dedi adına? Canberk Erkılıç, Enbiya Canberk Erkılıç. Hatırlayalım bir kimdir bu adam ve nasıl dolandırmış pek çok kişiyi. Bir izleyelim önce. Sosyal medyada sevimli bir kedi fotoğrafıyla dolandırıldılar. Bir kedi fotoğrafıyla başlayan bir dolandırıcı fırkasından bahsediyoruz. Bu beyefendi şu anda sadece sizden değil... Biraz sonra bağlanacak Müge Hanım. Sonra biz canlı bağlantıyı alacağız. Kendisiyle de konuşacağız. Yani bu iş o kadar çığ gibi büyüyor ki bu beyefendinin dolandırdığı herkes bize ulaşıyor. Bu dolandırıcılık iddiasıyla şu anda zaten gündemde Canberk Erkılıç'a ne kadar para verdiniz? Zahide Hanım öbürlerini bilmiyorum ama tuttuğum 550 bin lira. Bir kedi için... Şimdi Cennet Hanım'ın harcadığı bu para çok konuşuluyor. Yani bu para neyin parasıydı öncelikle? Yani bir 550 bir bankadan bir yere göndermişsiniz. Bu kişiye göndermişsiniz. Evet. 550 bin TL. Zahide Hanım kredi kartlarını boşalttım. Birikimim vardı hepsi gitti. Havuza düştü deyip inandım. Herkesi nasıl zannedin? Kendim gibi zannettim milleti. Nereden bileyim böyle? Hayatımda böyle yani üçkağıt sahtekarlık görmedim ben. İşte bir kere görülüyor. Benim elimin emeği bütün para ya, gidiyor elimin böyle. Nasırı duruyor ya. Neyi duruyor? Ellerimin nasırı duruyor daha. Siz... temizlik görevlisi olarak evet. Görev yapıyorsunuz bir sağlık evet, tesisinde. Evet. Yani ne kadar zor kazanmışsınız o kadar evet. Parayı aslında. Zaydan ben yani çocuklarımı bile eve kilitledim. Gittim ya nöbetlere. Niçin biriktirmiştiniz bu parayı? Az vallahi para hani, niçin biriktireceğim Zahide Hanım? Emekli olduğumda bir tane yayla alırım. Annemi de alırım yanıma. Giderim yaylama dedim. Kedilerimi de doldururum. Eşiniz var mı? Çoluk çocuk? İki tane kızım var. Allah bağışlasın. Ondan sonra ben eşimden boşandım 2015 yılında. İki medeni insan gibi evlendim. İki medeni insan gibi kavgasız, bak ne göğüsüz güzel, boşandım. Maşallah. Peki hani bir 5 bin lira göndermişsiniz.
Önce bu çip çıksın diye. Ondan sonra bir 5 daha. Sonra para gelmedi bir 5 daha. Öyle. Zahide Hanım gönderdik. Çok para göndermişsiniz. Zahide Hanım gönderdim de yani şöyle gönderdim. Hani gelmedi de gelir sonra ben geri iade edeceğim dedi. Siz görüntülü konuştunuz değil mi? Bir defa gördüm. Bir defa. Evet. Ne vardı o görüntülü konuşmanın içinde? Evinden mi açtı görüntülü konuşmayı? Yok, ATM'nin orada. Bak dedi sisteme düşmemiş dedi. ATM'nin oradan gösterdim. Siz peki kediyi görmek istemediniz mi? Vallahi ben kediyi görmeyi çok istedim de hep dışarıdaydı. Hani akşam hani, olunca beni ara hiç evet, adam eve gitmiyor mu bu adam? Evet doktor olduğu için doktorum dedi bana, ortopedi doktorum dedi. Sürekli yani arıyordu, soruyordum. Hani kedi ne zaman gelecek, gelmedi, etmedi diye. Ha, kediyi siz sadece fotoğraftan gördünüz. Evet. Sonra hep para verdiniz. Evet. Şimdi ben olsam onu düşünüyorum. Tam bak kedi de dünya tatlısı bir kedi. Kedi de yok ortalıkta bu arada. Bu kedi de beşinci, kaç kediniz vardı? Bundan 5 olacaktı. 4 kediniz var, bu da 5. kedi aslında. Yani bu kediyi görmek istemez mi insan? Hani bir oynayışını göreyim, bir evdeki halini göreyim, ya, merak zaten, eder. Kıyafetleri giydirilmiş atıyordu, sisteme sepetini atıyordu. Bu işte şöyle diyordu. Sisteme atıyordu dediğiniz? WhatsApp atıyordu. Size ben, atıyordu. Sosyal medyam yok. Ama, benim sadece WhatsApp kullanıyorum. Ama canlı arayabiliyordu sonuçta. Tabii ki. Ha, insan canlı görmek ister ondan diyorum. Bir defa canlı aradı beni. Ben de dedim ki hani bu kedinin sahibini tanımak istiyorum dedi. İn mi cin mi neyin nesi diye. Ben de bu resmi SS aldım. Yani arkadaşlar ne olursunuz gözünüzü seveyim. Çok akıllıca giriyorlar bu işlere. Her aradığınızda size cevap veriyorlar. Sanki hiç asla dolandırılacakmışsınız gibi gelmiyor. Ama o kadar yakın ki. Bak ben hafta sonu 2 tane koltuk beğendim. Çok güzel koltuklar, 500 TL. Allah dedim bunu hemen almamız lazım. Hemen arkadaşıma gönderdim. Ama dedim bir bak çünkü bu çok uygun bir rakam. Bu koltuğa bu fiyat olmaz. Sonra bir baktık gerçekten o sitede de bir dolandırıcılık hadisesi var. Yani bir şey alacaksanız bunun gerçekliğini görebilmek için bizim de biraz daha uyanık olmamız gerekiyor. Siz tek değilsiniz Cennet Hanım. Bizi sizinle beraber çok kişi aradı. Can Berk Erkılıncı görenler bizleri lütfen arayın. Ekibimiz olayın peşinde hiç merak etmeyin. Hukuk olarak da yollara başvurduk. Zaten bu kişinin de baktığımız zaman sicilinin de dolu olduğunu fark ettik. Çok da kaçabileceğini zannetmiyorum. Gören, duyan, bilen varsa lütfen bize ulaşsın. Teşekkür ediyorum. Cennet Hanım sizi böyle çıkarttıkça programı o kadar çok arayan oluyor ki beyefendiyi gördükçe bütün aramaları sonunda bir araya getireceğiz. İnşallah bu işin peşini vallahi bırakmayacağız. Zaten ben de buraya niçin geldim? Ben yandım başkası yanmasın dedim. Teşekkür ediyoruz. Ben çok önemli bir şey ederim. Bu yaptığınız. Sağ olun. Lütfen oturun Cennet Hanım. Siz lütfen oturun. Peki İbrahim, Bilal, İsmet ve Cemal geliyor efendim. Ama biz cuma günü yayın sonrasında bir araya gelmişler. Dördü bir arada. Bir muhabbet, bir sohbet. Bir izleyelim önce onları, sonra hepsi burada olacak. İsmet, Bilal, İbrahim 3 kişiydiler. Dördüncü kader ortağı Cemil geldi. Evden kaçan eşleriyle yüzleşmek için programımıza başvurdular. Hoş geldiniz Cemil Bey. Hoş bulduk efendim. Merhaba. Ben Cemil. Abi hoş geldin. Dört kader ortağı yayın sonrası dertleşti. Senin sıkıntı neydi abi? Benim sıkıntım eşim. Zemin katta yakaladım ben de merhaba. Allah Allah. O yüzden de müracaat ettim. Abi evde yok kendisi. Abi çok ağırına gidiyor değil mi? Çok evet, zor bir durum. Evet. İnan var ya ben de seninkinin bir değişik versiyonu. Ben de otele girerken bizzat kendim şahsen gördüm. Çok ağrıma gitti. Ama hiçbir zaman öfkeme yenik düşmedim. Benim de işte iş arkadaşıma gitti. Ben de o yüzden geldim buraya. Hepimizin durumu aynı. Evet. Erkeklerin, kadınlarda çektiği ne? İsmet abi sen? Benim de aynı. Eşim aldı. Annesinin babasının yerine. Yayında yaptığı yani gerçekten yanlış bir şeydi. Yanlış olmaz. Şey. Baba her zaman saygılı olması lazım. Allah'ın izniyle burada televizyonda işimiz çözülecek. Erkekler ne ister? Erkekler ne ister? Onu hiç sormuyorlar erkekler mesela. Erkekler hiç onu sormuyor. Erkekler sevgi ister, saygı ister. Abi şimdi biz burada hepimiz zaten kardeşiz. Sen abimsin. Diğer İsmet abim de aynı. Bilal abim de aynı. Hepimiz mağdur durumdayız. Bizim buraya çıkmamızdaki amaç zaten olayların çözülmesi ve bizden sonraki gelecek kişilere de bu televizyondan çekinmemeleri için burada konuşuyoruz ki gelsinler yani. Hiçbir şey gizli kalmaz.
Dahide ablamın programında çok güzel bir şekilde her şeyi açığa çıkıyor. Yani hiçbir şekilde çekinmelerine gerek yok değil mi? Aynen öyle. Yani. Hoş geldiniz efendim, merhabalar. Dördü bir arada, yalnız çok yakın bir zamanda beşli bir arada olabilirsiniz. Gerçekten o kadar çok başvuru oluyor ki. Peki madem o kadar sor sor dediniz. Erkekler ne ister? Kızlar hemen mikrofon nerede? Bir cümle söyleyin hemen. Söyle. Erkekler ne ister? Vallahi kadınlardan biraz dayak istiyorlar galiba. Deme öyle, bak şimdi şiddetin her türlüsüne karşıyız. Karşıyız ama artık sabrediyoruz, gücümüz yetmediği için bak biz onu düşünüyoruz. Ne ister, ne ister? Erkekler... Onlar da sevilmek, sayılmak istediklerini söylüyorlar. Ama kendileri o sevgiyi gösteriyorlar mı acaba? Saygı, hani sevgi görsünler. Bak eve geliyorlar, yorgunuz, argınız. Kadına diyor ki ne iş yapıyorsun ki? Ne var ki yani? Evdeki işten ne olur? Halbuki bizim yaptığımız işi bir gün yapsınlar bakalım. Benim eşim anca ben tatile gittiğim zaman hakikaten haklıymışsın diyor ama bir hafta sonra unutuyor. Nasıl olsa evde yapan var ha. Diyorsun. Peki, ver hemen yan tarafa ver. Hah, ne ister? Merhaba. Erkekler ne ister? Erkekler başta sadakat ister. Bravo, eşine bence de. Saygı ister, güzel. Hizmet ister. O kadar. O kadar. Peki, ver hemen diye. Vallahi Bilal alkış geldi Bilal'den. Şefkat ister, anlaşılır olmak ister yani. Birbirleriyle güler yüzlü olmak ister. Yani hoş sohbet ister. Peki, şimdi bak burada dört tane beyefendi var. Dördünün de eşi kaçmış. Ve hepsi sadakatsizlikle bir şekilde suçluyor eşlerini. Peki Cemil Bey, sizinle devam edelim çünkü evet, sizi evet. Daha az tanıma fırsatı bulduk. Lütfen rahatsız olmayın, lütfen tamam, rahatsız olmayın. Siz eşinizi nerede gördünüz? Hani sıkıntılı bir durum olduğunu söylemiştiniz. Ben eşimi evden çıkışına benim evimden karşı evim arası 100 metre. Ben yukarı kalktım. Bunların fotoğrafını çeke böyle gittim, takip ettim. Böyle gittim, takip ettim. Nereye kadar takip ettiniz böyle? Öbür eve kadar takip ettim. Bir daha yapar mısınız? Hani sizin cep telefonuyla mı? Evet efendim. Peki ne yaptınız? Böyle şuradan şöyle yapabilirsiniz mesela. Böyle gide çektim bunların ikisini. Mesela? Böyle eğildi çektim, dikenlerin arasına sindim. Bize de anlattı zaten yayın öncesi abla. Oturduk, dertleştik bayağı bir. Onları verdim şimdi, onları ondan gördük. Ondan sonra da konuştuk. Ha siz ayrıca mı konuştunuz? Evet, ayrıca konuştuk. Ya zaten hani dördünüzün derdini dördünüz bilirsiniz benim anladığım kadarıyla. Aynen. Peki Cemil Bey, elimizde bazı görüntüler var. Bu verelim Oğuz o görüntüleri lütfen. Şimdi dikenli tellerin arasındaydım dediniz. Evet efendim. Sizi hiç fark etmediler mi? Hiç fark etmediler. Kimle kim gidiyordu önde? Kamil Kara Mehmet orada geldi, hanım öndeydi. Ha yan yana değillerdi. Değildi, evet. Ben bunları içeri girdiğimde... Peki şu anda burası ben, o takip ettiğiniz evet, yer. Evet, böyle. Saat kaçtı, gündüz müydü? Evet, saat 8. Ha sabahın körü yani, evet. Sabahın nuru diyelim dur. Bu binanın temizliği en fazla ne kadar sürer? Şurada ablamı soruyorum. En fazla 2 saat sürer. Binanın 8'den... neresini temizliyorlardı? Binanın komple 5. katı kadar. Merdivenlerini mi? Evet. 5. katı. Bu binanın temizliği en fazla 2 saat sürer. Saat 8'den 2'ye kadar bunlar ne yapıyor? Oo. Ben binaya girdiğimde Şerife neredesin diye 6 kere girmişim. Yok binada. Dışarı çıktım. Yine durdum. Aynı yerime geçtim. Yine girdim. Yine aynı yerime geçtim. Şerife de yine bağırdım. Yine yok. Sizin binada durdum dediğiniz yer... Giriş kapısının önü mü? Giriş kapının önü ama bununla zeminden çıktılar ikisi bir. Ne kadar aşağı gidiyorlar bunun için? Bir kat aşağı gidiyorlar. Bir kat aşağı. Bir orada kat da aşağı. Daire var mı? Orada da bunların yeri var, odası var. Ha temizlik görevlilerine ayrılmış bir oda var. Evet, orada bunların odaları var. Ben orada bunları kötü bir şekilde yakaladım yani. Yukarı gitti, Kamil geldi. Benim hanım bunu kapının arkasına buraya sakladı. Benim nasıl yani? İbrahim'le gösterir misiniz? İbrahim sen kalk. Benim, şimdi burası kapı, giriş kapısı. Ha İbrahim geç sen böyle. Şimdi buraya Kamil, aynı böyle, yalan söylersem yukarıda Allah var. Buraya Kamil Mehmetoğlu'nu sildi. Böyle hanımın yanına gittim, Şerife dedim, böyle mi temizlik oluyor dedim. O sırada Şerife nerede? Arkanızda mı kaldı? Bir üst tarafta geçti. Baktı, Şerif dedim, böyle mi temizlik oluyor dedim. İbrahim kimi canlandırıyor şimdi? O kişiyi anlatıyor. Evet. O adam arkada kaldı. Arkada kaldı. Bu hanım benim geldi kafama şırangadan süpürgeyi vurdu. Niye?
Kamil dedim, terbiyesiz dedim. O da tuttu beni oraya darp etti. Gelmeden önce bize anlattı zaten. Biz konuştuk, bayağı sıkıntılar anlat yaşamış. Anlat bakayım İbrahim. Mesela... Bazı konulara şeyim, evet, abla, sizin fazla için anlatamıyorum. Belki daha... Bir de abim engelli raporu da var, bize gösterdi zaten. Bilal abi de gördü. Aynen. Kendini fazla da ifade edemiyor. 164 yani bayağı uygunsuz bir şekilde yakalamış eşini. Ve evet. O eşinin birlikte olduğu kişi de abimi darp etmiş. Affedersiniz. Hem suçlu hem güçlü evet. Yani. Haydi ablacığım... Daha gelmeseydi aynen. Tamamlanacaktı yani. Size vermek aynen. İstediği bir de kağıt var. Onu da bu nedir? Şey yaparsanız. Buyurun efendim. Kendisi biraz çekiniyor yani. O kişinin şeysi. Ha bu o kişi, şey. Cuma evli günü... çocukları var bu kişinin öyle evet. Mi? Evet efendim. Aynı bayağı... olayın o buraya yayına çıkacağım dediği andan itibaren bu çıktığı kişi. Çıktığı gün istifa etmiş. Abi, ilçe ben, başkanı istifa etmiş. Ben şov yapmaya gelmedim. Kastamonu İnebolu bir yerden. Yani yok biz asla öyle bir şey düşünmüyoruz. Boyumu göstermeye de gelmedim. Ben tabii. Burada ne olacaksa ortaya çıksın. Bütün arkadaşlarımız öyle evet zaten. Efendim. Bu arkadaşlar. Şimdi bu bir partinin benim gibi mağdur. İlçe başkanı öyle mi? Evet. Yani ilçe başkanı. Ve bizim sizin yayına çıktığınız gün, bizim yayınımızın yayınlandığı gün evet. İstifa ediyor. Araştırırız biz, bakarız. Gazetede de çıkmış zaten. Kimmiş? Kastamonu'nun hangi gazeteydi abi? Tamam o kısım çok evet. Şey değil ama. Haberleştirmiş evet. Olabilirler bunu. İstifasını vermiş, sizin çocuklarınızı tehdit ediyor. Evet. Mesajları da gösterdi bize zaten Cemil abi. Mesaj atıyor. Kendinde de var yani. Bende de var şu kızını anda. Aramış, tehdit etmiş. Ne için tehdit ediyor? Yayına çıkmasın, evet, bunları efendim. Anlatmasın. Evet efendim. Bunların gerçek olmadığını söylesin, gelsin yayına. Burada herkesin söz hakkı var. Evet efendim. Varsa gelsin bir buraya, şey gelsin, karşıma çıksın, konuşalım. Yani. Terbiyesiz, gel buraya, konuşalım burada. Buyurun, karşınızda. Ha. Şu kamera sizin. Ya, gel kardeşim buraya, gel konuşalım. Adam gibi. Sen bu terbiyesizliği nasıl yapıyorsan, buraya gel, dökelim her şeyi ortaya. Ben senin ailene böyle bir şey yapsam yakışır mı? Terbiyesiz. Adam mısın lan sen? Şşş tamam. Kendisi... Bilal hiç durdurma bence. Az bile söylüyor yani. Şimdi hani sen de yok canım yani. Kendisini sonuçta... de abla kendisi bize anlattı. Hukuktan büyük kimse yok. Evli çoluğu çocuğu biz bu yani. İçin mi evleniyoruz? Yani. Bu ne bu? Evlilik cüzdanı. Bu ne için verilmiş bize? Bizim kadınlarımız bizi aldatmak için verilmiş. Aynen öyle. Terbiyesiz. Onu ben alayım. Yani. Onu ben alayım. Şöyle yapalım. Bir dakika. Engelli rapor onun içinde var. Kağıt, engelli raporunu Allah göstereyim. Allah dünyada mutluluk budur. Kadına onu şiddeti ben hayır. Ben yazdım ta evlendiğim gün yazdım. Bu canım nasıl ve aşkım yani? Yazıyor öyle ta mi? Ta evlendiğim gün yazdım. Bak benim. Verdik şimdi çıkışa. Evlenmek nüfus cüzdanına bak. 98 dünya düşünsün. Allah'ından korkun vicdansızlar. Bunu ne zaman yazdın? Bunu ta evlendiğim gün, bunu elime verildiği gün yazdım yani. Halbuki Allah'ından korkun vicdansızları niye yazdın? Yani niye yazdım? Hani kadınlara şiddet olmasın diye. Allah Allah. Ta o zaman yazdıydım efendim. Hanımla. Sen bayağı canım ve aşkım yazmışsın. Bayağı aşık mısın? Ta kadına? Önceden evet aşıktım. Biz severek birbirimizi evlendik yani. Ya Allah'ım şu işte... cüzdanı aldığınız günü düşünün. Heyecanınızı düşünün. Bir de şimdiki halinizi düşünün. İşte abla biz bunun için diyoruz hani erkek ne ister? Ya bu cüzdanı bize hani şöyle söyleyeyim ihanet edilsin diye mi? Yok abla onu ben yazdıydım da unuturum diye. Kıyamam ya bak. Notlar alıyor bana burada söylemek için. Yani tabii evlilik cüzdanı senin Cemil ama zor şu anda. Peki İbrahim teşekkür tabii, ediyorum. Tabii. Şimdi konuşacağız. İstedikleri zaman bağlanabilirler, istedikleri zaman evet, gelebilirler. Hiçbir şey tek taraflı değil. Herkes buraya bağlanabilir. Bana, benden yardım isteyen onlar olduğu için burada. Ama sonuçta onlar sizin adınızı söylediğinizde sizin de burada yeriniz hazır. Hiç sıkıntı değil. Gelin başımın üstünde. Neyse herkes burada bağlanabilir. Zaten konuşalım. Aynen bağlanın. Cemil Bey ile ilgili olan kim varsa bağlansın. Çocuğumu İster çocuğumu telefonla... rezil ettiysem de bağlansınlar hepsi. İsterse buraya gelsin. Peki İsmet Bey, Cuma günü programı hafta sonuna bağlarken biz çok üzüldük. Çok. Evet. Hepimizin babası var. Hayatta olmayan babalar var. Hasretle gözümüzün yaşıyla aradığımız babalar var. Bir de hatırlamak istemediğimiz babalar var. O yüzden İsmet Bey'in bu yaşadıkları hepimize derstir. Oğlu Furkan gelmişti. Bir bakalım Cuma neler yaşandı. İsmet amca 26 yıllık eşi Selma ile yüzleşmek için programımıza başvurdu. Eşimi hiç daha görmedim. Hiç daha derken ne kadar zaman oldu? 6 sene oldu görmeyeli. Evet, bu sizin evlilik fotoğrafınız. Evet. Aa, ne kadar güzelsiniz maşallah. Evet. 26 yıl önce çekilen bir evet. Fotoğraf bu. Evet. Kaç evladınız oldu?
Bir kızım var, bir oğlum var. Oğlum annesinin yanında, 2000 doğumlu. Yuvamı kaynanam yıktı dedi. Canlı yayında tansiyon yükseldi. Kayınvalidenizle aranız nasıldı? Siz de kayınvalide problemi yaşadığınızı söylediniz. Hiç iyi değil. Hiç. Çünkü benim yuvamı dağıtan oldu. Peki Seher Hanım şu anda telefon attığınızda. Bulaşık yıkamaya defersen bulamıyordu. Sayın yalan Hanım. Söyleme ya. Yalan söyleme oğlu. Allah'tan kork. Yukarıda Allah var, Allah. Eşini beklerken yüzleşmeye oğlu geldi. Furkan, böyle oturabilirsin. Ne oldu oğlum? Bravo, bana oğlum demeyeceksin, hakkını bileceksin. Benim ailemin hakkında da öyle kötü kötü yorumlar yapmayacak. Kötü olan sensin. Furkan, iyi bir otur lütfen. Senin beyat eşyanı... Furkan, ha? Bir otur. Lan diye konuşma. Kim aldı senin eşyalarını? Kim Furkan, aldı? Bir bana aldı? Bana oğlumu konuşma. Kim aldı? Bir dakika. Bir de oğlum demeyeceksin. Niye? Oğlum... Niye mi? Başka kadın için çocuklarını aç bıraktı mı? Bu adam bizi aç susuz bıraktı. Bir tane ayyaş kadın, ikisi sarhoş geliyorlar. Ben orada tuz ekmek banıyordum. Allah şahit olsun tuz ekmek banıyordum. O kadın kimdi? Bunların ikisi gelip benim... Anlat ki biz anlayalım. Bakın, o dediğin kadın kim? Nevin diye bir kadın. Bunların ikisi içmiş, eve gelmiş, kafası... Bu kadın evden giderse ben de evden giderim diyerekten. Cem'deki parayı alır kendine gider... Bu adam yalan yani. Söyleme. Yalan mı? Oğlum vallahi yalan söylüyor. Yukarıda Allah var. Bak ben sana bir Allah çarpar benim adamı. Benim ailemden uzak ol, Allah'ına yakın ol. Baba bedduası hiçbir zaman alma. İsmet amcanın kızı Ayşegül yayına bağlandı. Annesinin ihanetini Furkan'ın söylediğini iddia etti. Furkan bana dedi ki ben dedi 8-9 yaşındayken dedi sanayi mahallesinde fabrikada bir tane adam vardı, iş aldı. Furkan orada bilgisayarın önünde bilgisayarla oynarken Selma ile başka bir adam... sesimi isterseniz alın çünkü açık konuşmak istiyorum. Biz onu keseriz, sıkıntı yok. Farklı durumlar yaptığını söyledi. Ahmet olsun, Altarslan olsun, yazdaneci Ahmet, Mevlüt, babamın öz amcası, öz ve öz amcasıyla Furkan bana bir şeyler söyledi. Mevlüt Sivrikaya, inkar edin. Ben sadece bildiklerimi söylüyorum. Bu söylediğiniz kişiler... Evet, Furkan bizzat bunları bana söyledi. Bizzat ağlaya ağlaya. Tekrar hoş geldiniz. Furkan hoş geldin. Vallahi baba ol karşı karşıya. İsterdim ki yan yana olun. Çünkü bir evlat kolay yetişmiyor Furkan ne olursa olsun. Ama bir babadan da saygı ve sevgi ve huzur bekliyoruz tabii ki. Yani birlikteliklerde. Sizi böyle görmek bizi çok üzdü. Ekip olarak çok üzdü. Bizim de evlatlarımız var. Bütün izleyicilerimizi çok üzdü. Furkan senin tabii fevri hareketlerin çok dikkat çekti. Ama İsmet Bey sizin de hani evi bu kadar borçlamanız tabii ki çok dikkat çekti. Bu arada ablanız bağlandı Furkan. Ablan öyle şeyler söyledi ki olay bambaşka bir hale geldi. Siz en son ne zaman konuşabilmiştiniz böyle bir arada? Kimle? Babanla. Hiç konuşmadık. Kavga ki. Etmeden. Konuşmadık. Adam hiç, akıllı hiç konuşmadık. Hiç kavgasız bir yok. Gününüz geçmedi mi? Geçmedi. Hiç? Hiç. Hiç böyle beraber bir yerlere gidiyor muydunuz böyle parka, bahçeye? Hani hepimiz çocukları götürüyoruz ya. Allah var yukarıda götürüyordu. Muydunuz? Çocukken götürdü evet. İnkar etmiyorum. Götürüyordu. Ha. Ama ev geçindiremiyordu. Yalan söyleme oğlum. Ev geçindiremiyordun deme ya. Beni var ya çıldırıyorsun beni. Bak, ev geçindiriyorum deme. Aç kaldım. Ya, aç baba kaldım, aç kaldım deme. Ne olur yalvarıyorum. Ya, ben var ya. Kur'an. Ben şu anda şurada bile. Söylemeyin. Allah rızası doğruları söyle. Ya, madem, yukarıda Allah madem, var. Tamam, Allah var. Tamam, aa, madem, yapma öyle, oğlum. Madem, Allah öyle, var. Madem öyle. Allah var. Madem, ben öyle. Sana her şeyi yaptım. Konuş. Yapmadıysam Allah beni duvardan duvara vursun. Arabanın altında kanım aksın. Ablanı almazken sana 5 çim ayakkabı birden alıyordum. Aman ne ki oğlum. O benim sorunum zaman, değil. Ablama da alabilirdin giy, orada. O benim sorunum zaman, değil. Benim burada bir sorunum var mı? Yapma oğlum. Bana yaptığın dörtte birini ablama yapsaydın böyle ben olmazdın belki. Ben dişleri almadım. Furkan, ben dişlerimi yaptıramadım. Bak ağzımda diş yaptıramadım. 5000 lira gittim bankadan kredi çektim. 11.400 lira faizli, hacizli para geldi bana. Bundan haberin var mı? Ben sana demedim mi oğlum? Oğlum dedim çalışıyorsun tamam çalış. 1000 lira alıyorsan... Demedin. Aydan aya 300 lira demedin, da demedin, parasını demedin getir ki, ver. Demedin, demedin ki, mi? Demedin. Yalan söyleme oğlum. Yalan Allah var yukarıda. Allah var evet. Çarpılırsın baba bedduası alma. Peki. Aldık İsmet zaten. Bey, aldık, İsmet Bey oturun lütfen. Aldık baba bedduası. Yapma oğlum. Bir dakika aldık, Selma Hanım sizin eşiniz, sizin anneniz Selma Hanım'la konuştuk. Hepimiz merak ediyoruz. O neler yaşadı? Bu hengamede bir anne, bir eş neler hissediyor? Bir izleyelim Selma Hanım'ı sonra buraya davet edeceğim. Buyurun. Furkan
görüşürüz. Babam bana dedi ki ben dedi 8-9 yaşındayken dedi sanayi mahallesinde Çeliktepe'de fabrikada bir tane adam vardı, iş aldı. Furkan orada bilgisayarın önünde bilgisayarla oynarken Selma ile başka bir adam farklı durumlar yaptığını söyledi. Bir sürü Ahmet olsun, Alparslan olsun, yazdaneci Ahmet, Mevlüt, babamın öz amcası, öz ve öz amcasıyla Furkan bana bir şeyler söyledi. Mevlüt, inkar edin. Ben sadece bildiklerimi söylüyorum. Bu söylediğiniz kişiler... Bir şeyler söylüyorsun ama tam netleşmiyor. Bu söylediğin kişilerle sen annenin birlikte olduğunu, Furkan'ın da buna şahit olduğunu mu söylemeye çalışıyorsun? Evet, Furkan bizzat bunları bana söyledi. İsmet amcanın 6 yıldır görmediği 26 yıllık eşi Selma Hanım ekibimize konuştu. Eve arkadaşlarını getiriyordu. Getiriyordu arkadaşlarını. Bana da masa kurduruyordu. Ya beleşçiydi yani. İçeride beleş buldum mu içeride yani. Bana da masa kurdururdu. Kimi getirirse getirdi. Faydalanmaya baktılar benden. Emlakçısı olsun, öbürü olsun, çay ocağı olan olsun. Hep benden faydalanmaya kalktılar yani hep. Ben mutfağa gittim ama adam da peşimden geliyordu. Benden faydalanmaya çalışıyordu. Ben elimi itiyordum böyle. Kendi bırakıp işe gidiyordu. Benden faydalanıyordu boyacısı, öbürü. O yüz vermese gelmezlerdi zaten. Arkadaşları bana göz koydu. Ya gidiyorduk tamam, o Ahmet'in evine de gittik. Ben gidiyordum kahve yapmaya, bana diyordu kahve yap. Ben gidiyordum peşimden, o da geliyordu. Resmen sarılmaya çalıştılar bana yani. Arkadaşlarının davranışlarını gördü mü? Bunlar ne yapıyor diye, niye gelip bakmamış? Sorumluluk sahibi bir baba mı? Ya düzenli bir şey yoktu. Oradan giriyordu, oraya çıkıyordu. Oradan giriyordu, oraya çıkıyordu. Ben Ramazan'ı aç geçirdim. Çocuklarına şiddet uyguladı mı? Ayşegül boşu boşuna evden kaçmadı. Boşu boşuna gidip 14 yaşında evlilik yapmadı. Döverdi. Bu Furkan'ı döverdi. Furkan gelirdi evde komaya girerdi. Kızım sahte bilezikleri bıraktı, gerçekleri aldı. Ya kolyemi aldı, 5 tane bilerdiğimi aldı. Ondan sonra onlar 3 tane takmıştı. Onlar hadi boş ver. Onların içi zaten boştu. Aldığı bilezikleri getirsin 6 tane, 5 tane bilezik. Bilezikleri sen bana getirdin. Sen getirdin, taktın. Hadi inkar et, inkar et, inkar. Edemezsin çünkü. Getirdin, sen taktın. Almadım diyemezsin, aldın. Selma Hanım'dan İsmet amcaya yanıt. Bilezikleri mi getirsin? Nafaka da verebiliyorsa versin. Bitsin artık yani. Yıllardır çekiyorum ben yani. İstemiyorum. Şimdi Selma Hanım'ın bu iddiaları sonrası olayın seyri bambaşka bir hale geliyor. Furkan, ne oldu? Yalan mı bunlar? Yalan tabii. Yalan diyorsun yani ha? Sen babalık yapamadın. Dolmuşa geliyorsun. Sen oğlum. Dolmuşa mı geliyorum? Ben, ben 23 yaşındayım. Senin bana çektirdin. Bak kadın neler söylüyor burada. Bunların hepsi mi yalan? Bunların hepsi mi yalan olabilir ya? Bunların hepsi mi yalan olabilir? Abla Allah aşkına benim annemin adına burada iftira atılıyor. Ben bu kadar seni kaldıramam. Yeter artık, çektim. Çok çektim. Furkan, birazcık daha çekmek istemiyorum. Edeceğim. Her şeyi ondan öğrenmek istiyorum zaten. Buyurun efendim, Sema Hanım geliyor. Allah'ta. Buyurun. Nerede? Kızın nerede? Nerede? Benim annem geldi. Kızın nerede? Madem haklısınız, neredesiniz? Nerede sen? Arkandakiler kim nerede? Kim geldi? Senin, bak kızın nerede? Kızın. Annem geldi. Bak sakat ayıyla geldi buraya. Gelsin. Geldi. Kızım da geldi. Ya bu kadın trafik kazası geçirirken sen hastaneye gitmedin. Kan parası için peşine düştün. Avukatları mahkemelere çıkmak için. Para hastaneye almak için elinden geleni yaptın. Bakmadık mı? Ya ne yapıyorsun? Karşıya taraf yaptı. Ha, sen yalan haklısın yani. Yalan sen haklısın. Okey, sen haklısın o zaman. Sıkıntı yok, tamam. Sen haklı, çıkar kendini. Çekin hepsi ortaya. Yaşar da bağlansın. Kardeşimin de bağlanmasın. Senin hepsi kendi amcam bunların da... hiçbirisi gerçek değil. Kendi, ya kendi hiçbirisi babanın kardeşi bile... Hiçbirisi gerçek değil. Neyse. Yapmayın, yapmayın. Tamam. Hepiniz bir oldunuz, beni çembere aldınız, suçu bana atın. Ben yaptım. Sen tamam. Suçlusun zaten. Yaptım. Çalacak bir şey yok. Sen suçlusun. Yaptım da zaten ne varsa ortaya çıkacak. Doğru. Bunu saklayamazsınız, gizleyemezsiniz. Yok, ben bak şimdi Selma Hanım geldi. Onunla konuşacağım. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Şu eşinize şu sofra hazırlatma var ya, masa hazırlatma. Yalan. Vallahi bilmiyorum sizin için. Yalan mı doğru mu o çıkar ama. Başınıza böyle arkadaşlarınızı çağırıp da karınıza meze hazırlatmayın kardeşim. Hayır, yok, getirmeyin evinize. İçecekseniz yok. Dışarıda için. Yok. Bak bütün bu olayların başı sonu buralardan çıkıyor. Yalan. Herkes ne yapacaksın, dışarıda şey. İçsin kardeşim. Yok, kendin evinde yok. İstiyorsan ne yok yapacaksan yap. Yok tabii yok. O yok, arkadaşını, yok. Dostunu, eşini falan yok. Getirip de karına meze hazırlatma. Yok yok. Hazırlatma yok. Ya. Yok, hiçbir kadın da buna mecbur değil. Yok. Yapmayın bunu. Bak sonra elinize yüzünüze bulaştırıyorsunuz. Yok. Saçma sapan şeylere devriliyor. Getirdiğiniz adamlar da kusura bakmayın adam değil.
Ya şu kadının söylediklerinin %1'i doğru olsa kahroluyorum burada ya. Bu nedir yani? Evinize adamları getiriyorsunuz. Saçmalıyorsunuz. Ya hangisi doğrudur, yalandır? Şimdi öğrenirim ama şu kadarı bile mide bulandırıyor. Ya yapmayın bunu. Gidin dışarıda ne yaparsanız yapın. Getirmeyin evinize. Karıştırmayın karınızı. Yani tanıştırmayın yani. Sen Nevin'le içip eve gelmedin, doğru mu? Hı? Peki sen Furkan. Sen Nevin'le alkol içip eve gelmedin. Nevin'i ben mi getirdim? Alkol içmedin mi sen o kadınla? Nevin demiyor. Alkol içip eve gelmedin. Gelmedin. Hayır. Nevin'le gelmedin mi alkol içip? Hayır. Nevin'le gelmedin. Ha Nevin'i de söylüyor tabii. Hayır. Nevin. Nevin kadına sen eve gelip alkol içmedin mi ya? Ayşegül'ün arkadaşı. Alkol içip ayyaş şekilde gelmedin mi ya? Ben evde tanıdım. Evde tanıdın. Sen ondan ayyaş gelmedin yani. Bir dakika yani. Tek tek soralım sen o zaman. Şimdi gideceğim Selma Hanım'ın yanına ama. Yemin ediyorum ya. Nevin Hanım kim? Ben Nevin Hanım bunun arkadaşı. Ben tanımıyorum. Siz niye Nevin Hanım'ı eve getiriyorsunuz? Kendi ben arkadaşı getirmedim. Kendine getirebilirim. Ben getirmedim Zeyda abla. Ben bu olanları yalan Ayşegül Bağlasın Nevin söylüyorum. Hanım kim? Ayşegül'le de konuşacağım. Hiç merak etmeyin. Söylesin o kadın 70-80 yaşında ya. Ben getirdim 70-80 yaşında. 75 yaşında. Peki ben bir Selma yarım yarım oluyor. Selma Hanım bu taraftayım ben. Yazıklar olsun sana. Yani onu tamam, görmek istemediği yer için olsun. Herhalde sana bu tarafa doğru bakıyor. Olsun. Bana yazıklar olsun. Ben kafamdan uyduruyorum bunu. Sen hiç aç kaldın mı? Kaldım. Kaldım. Merhaba. Kaldım. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Kaldım. Merhaba. Baba bisiklet alsana dedin. Hoş geldiniz ama şöyle yapalım mı? Siz zaten bakmak istemezseniz bakmayabilirsiniz ama bana doğru oturun lütfen. Bana doğru otur. Bakmayın hiç sıkıntı değil. Biraz daha böyle dön. Bu tarafa bakmak istemezseniz bak. Hayır ben alacaktım onlar da bir dakika bak, beyler durun. Bilgisayarımı kim aldı? Durun ama sizi daha net. Benim bilgisayarımı kim aldı? Tamam, desene o getirdi, bana. O çocuk. Siz kaç yaşındasınız? Sana genç görünüyorsunuz. Ben aldım diyorsun ya bir de. Kaç yaş? Bir dakika aldım beyler bir. Furkan bir dakika. Bir duymak istiyorum anneni. Şu olayı bir anlamak istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Kaç yaşındasınız efendim? Ya şu anda bilmiyorum yani. Yaşınızı bilmiyor musunuz? Kimlikte vardır yani. Doğum tarihi falan. Siz doğum tarihinizi biliyor musunuz? Yok, kimlikte vardır. Peki. Ben bilemiyorum da. Şöyle yapalım mı? Bana tek tek anlatın. Severek mi evlendiniz? Kaç yaşındaydınız evlendiğinizde? 21 miydi, 20 miydi? Öyle bir şeydi herhalde. 21 ya 22. Severek mi evlendiniz? Bir yerde, ya ilk başlarda öyleydi. Herhalde o çok kısa sürdü sonrasında. İlk başlarda öyleydi. Sıkıntılar başladı? Babası ne zaman aşağı attı o zaman. Babası aşağı attı derken? Ya 6 kattan bodrum kata attı. Kimi? Neyi? Beni. Kiracı çıkardı beni attı. Ya sorun ki o 6 katlar ne oldu? 6. kattan sizi aşağı mı attı? Evet. Yani ev olarak ev yerinizi mi? Yani 5. kata 4. kata mı? En taşıdı alt sizi. Kata. En alt kata. Ha 1. kata. Gönderdi sizi. Bodrum katı, evet. Ne oldu da peki öyle oldu? Ya attı derken fiziksel ya atma değil mi? Beni, adamlar beni çok seviyordu. Ha. Adam dedi ki, hısım dedi, öbür gelinin yapmadığını bu yaptı, beni ayakta karşılıyordu. Ceketimi alıyordu. Bak, sizi seviyormuş kayınpederiniz. Evet, adamlar beni çok seviyordu. Siz de saygıda kusur etmiyorsunuz. Yok, etmedik. Etmedim. E peki ne oldu? Kayınpederiniz sizi 6. katta otururken... Oradan çıkartıp oraya kiraya veriyor. Sizi zemin kata mı atıyor? Evet. Yani zemin katta oturtuyor. Ne oldu da peki böyle bir karar verdi? Ya işte inmedim, ilgilenmedim. Kapı üstüme gittiler giderdi. Kendisi burada canlı şahit yani. Kayınpederiniz? Yok, kendisi. İsmet Bey. Evet, ha. Kendisi. Kapı üstüme gittiler giderdi. Ya merdiven siliyordum. Bay efendim niye sen her gün siliyorsun? Sırayla merdiven silerdik. Kovaya bir tane vurdum. Kova yola gitti. Peki İsmet Bey eve para getiriyor muydu? Çocuklarına bakıyor muydu? Ya bana vermiyordu. Herkes pazara giderken ben imreniyordum. Ben alır getiririm. Siz diyordu ya yemek yapmıyor. Neyi yapayım ben gelmeyince? Hayır şuraya gelir ki yaparsın. Al bunu yap Selma dersin. Gelmeyince ben neyi yapayım? Yani. Ne yapayım ben gelmeyince? Peki kendisi mi gidiyordu siz pazara gitmeyince? Kendi gitmiyordu. Siz ne yiyip ne içiyordunuz? Bana Ramazan boyu bana Suriyeliler yemek getirdi. Ramazan boyunca Suriyeliler size yemek getirdi? Evet bana. Onlar getirdiği yemekle ben orucumu açtım. Bu ne kadar zaman önceydi? Ya işte... Ne zamandı? Ben 2 senedir Ramazan'ı orada tuttum. 2 sene Ramazan orada tuttum. 2 sene önce mi? 2 sene Ramazan orada tuttum ben.
Allah kabul etsin. Bu dediğiniz 2 sene önce miydi? Kızdıkken annemden orada tutuyordum. Evlendim, 2 sene orada tuttum Ramazan'ı. Siz kaç sene evli kaldınız? Biz 26 diye biliyoruz. Onun kaç senesi birlikteydiniz? İşte o 26 dedisi 26'dır yani. Ben tam olarak bilmiyorum yani. Siz en son ne zaman gördünüz eşinizi? İşte yayına çıkınca en son ondan yayında. Önce ne zaman görmüştünüz? Ondan önce görmedim. Kaç sene oldu? İşte kaç sene oldu annemden oraya geleli ben? Tahminen. Kendisi 6 sene. Ne kadar oldu İsmet Bey? 6-7 sene oldu. 6-7 sene sonra ilk defa görüyorsunuz. Evet. Peki evi neden terk ettiniz? O günü hatırlıyor musunuz? Evi terk edişiniz artık. Siz kendi isteğinizle mi gittiniz? Babanız, anneniz mi sizi oradan aldı? İsmet Bey mi sizi zorla gönderdi? Hayır, ben kendi isteğimle gittim. Nereye gittiniz? Babamın evine gittim ben. Gittim, kimse yok ki benim. Peki hani her şey olur da böyle bardağı son bir damla taşırır ya. O neydi? Nasıl karar verdiniz gitmeye? Ya babam bir geldi, dolapta bir tane yumurta var. Ya babam alırdı, doldururdu. Annem alır, doldururdu. Bu da demezdi ki nereden geliyor bunlar demezdi yani. Oturur yerdi. Demezdi bunlar nereden geliyor Selma, kim aldı demezdi. Çalışmıyor muydu? Ya bir gün çalışıyordu, bir gün yok. Bir gün çalışıyordu, bir gün yok. O bir gün çalıştığı parayı nereye harcıyordu? Ya onu ben bilemem nereye harcadığını. Alkol alıyor vesaire dediniz ya, ondan sordum. Hani ya, alkole para bulup da eve bir şey getirmeyen kocalar da var ya, onlardan biri mi diye soruyorum. Bu dışarıda beleş, içer gelirdi. Kim ikram ederse o içer gelirdi yani. İsmet Bey, bunlar doğru mu? Hayır. Doğru. Hayır. Doğru. Selma, yalan söyle. Doğru. Tamam. Doğru. Bağırma bunlar. Bağırma, sesini yükseltme. Kendini orada savunma. O tarafa dönünce sizi göremiyorum. Ben aldığım zaman getiriyordum, çoraba dolduruyordum. Ne yaladın? Selma, bunları yap. Haftalarca duruyordu. Ne yaladın? Çelip çöpe atıyordun. Ne bunları... yaladın? Ya yapma, kurban olayım sana. Yapma, yapma. Babam canlı şahit orada ya. Şimdi çalıştığım yerin bağlantısını da yapacağım. Babam canlı şahit orada. İsim reklam vermiyorum. Ameliyat oldum, hastanede yattım. 2 sefer operasyon geçirdim demedim mi sana? Selma hasta, ameliyata gideceğim. İç çamaşırı getir. Ben gelemem, işim olmaz. Bana bunları ne yaparsan bana... yap diyen sen değil. Bunları bana bıraktı gitti ya. Torun sevgisi var mıydı sende? Tabii. Hiç sevdin mi torunlarını? Tabii. Hastaneye gidelim diyordum. Niye gelmiyordun o zaman? Hiç sevdin mi torunlarını? Torunları ya, dediğiniz kızınızın çocukları mı? Evet. Bir hafta elektrik su yoktu. Ya bu çocuk yoktu. Burada ağlıyor. Elektrik suyu kesin. Mumla uyudu. Hastanedeydim. Mumla uyudu. Mumla. Tabii. Gidemedim. Getir çocukları benim başıma bıraktı ya. Kendi ameliyattan çıktı. Babası kaçtı. Nereye kaçtı? Siz Ayşegül'den bahsediyorsunuz. Babasının başını beklemedi. Evet. Ameliyattan çıktı. Kaçtı. Ayşegül nereye kaçtı? Çocuklarını size bıraktığı için mi gidemediniz siz? Ayşegül'ün 3 tane çocuğu var ya. Ayşegül ne yapsın? 3 tane ufak çocuk var ya. Anne niye dedi, ben bakamam bıraktı? Babama. Sen bak dedi. Niye sen bak dedi, dedin, ben ilgilenemem dedin. Bana ne dedin? Kim bakarsa baksın diyen sendin. Ha, getirdi bıraktı bana, baktım yine. Ben buradan ne bir şey sorabilir miyim? Ya rahmetli dedi ki ablam vardı. Selma dedi, bakacaksın, bu benim yanımda çalışacak. Çalışmadı rahmetlinin yanında, adam olsun diye uğraştı rahmetli. Ayşegül'den bahsediyorsunuz. Evet, rahmetlinin adını ağzına almasın yani. Bak tabii. Orada dur, rahmetlinin adını ağzına alma. Ben bir şey benim kardeşim öldü, ablam öldü. Ben bir şey kardeştik biz. Bana diklenmeyin oğlum. Benim annem ablam diyor ya, annelik yapmadı bana diyor ya. Kimin sütüyle büyümüş şimdiye kadar? Bu yaşa kimin sütüyle gelmiş? Ya otobüste çalışıyordum, yola gidiyordum. Sen çuval çuval soğan patates sen getiriyordum. Sen benim doğumda... Bunu Lürvet de biliyor, Yaşar da biliyor. Bırak. Herkes biliyor. Tam yanına beni Allah rızası için bağlansın ya. Ne hepsini meydana çıkarın şunları ya. Ya sen benim doğduğum gibi evde uyuyordun. Benim dayıma verdiler. Nur topu gibi oğlun olaydı. Dayıma verdiler. Ne dayıma. Bunu... Murat dayım diyorsun ya. Murat dayıma verdiler. Evde uyuyordun sen. Uyuyordun. Ben nasıl uyuyordu evde? Uyuyordun. Ezen'e kim okudu, ismini kim koydu kulağına? Ben annemlere gittim doğuma yakın. Hastanede yoktun ama. Hastanede yoktu. Yoktun aynı. Doğuma yakın annemlere gittim ben. Yoktu. Çok uzun yol şoförüydü. Ayşegül'ün hani yanında da hastanede. 8 senedir neredeyse şimdi mi çıkmak geldi? Hastanenin yanında Ayşegül'ün yanında paranın para zamanında. Bana Yeniköy'de araba doğdu. 5 lira o zaman. Ben kanlar içinde yatıyorum. Hastanem bir dakika, bir dakika. İsmet Bey, bir dakika. İsmet Bey, bir dakika. Hep siz yaptınız. Bir dakika.
Sizi araba çarptı. Fethiye'de kanlar içinde yatıyordum. Para peşine düşmüş adam ya. Para peşine ya. Ben orada kanlar içinde yatıyorum arkadaş ya. Ali Rıza abine de atıyorum. Seni öldürürüm demişti. Kanlar içinde yatıyordunuz. Nasıl para? Bir dakika Furkan. Bir bak beraber konuşursanız. Şimdi burada bir şey söyleniyor. Siz orada başka bir şey konuşuyorsunuz. Duyun Selma Hanım'ı, ona göre bir cevap verin. Ona da cevap vereceğim. Bak kanlar içinde yatıyor. Söyleyin lütfen. Kanlar içinde yatıyordum. Beni sedyede bıraktı. Para peşine düştü ya. Para peşine dediğiniz nereye gitti? Adamların peşine düştü. Adamlar kanlar içinde yatıyorum ben ya. Kardeşim birinin içerideki, annem görmesin bunu, bu halde gidin üstünü başını değiştirin. Size çarpan insanların peşine mi düştü? Evet. Onlardan para almak için evet. mi düştü? Yalan. Size araba çarpan araba pahalı bir araba mıydı? Minibüstü. Beni bırakıp gitmedi o halde. Adam markete gitmiş peşinde getirmiş. Ona da cevap verebilir miyim? Bir dakika. Cevap vereyim mi? Tamam vereceksiniz. Vermeyeceksin. Cevap vereceğim. Sakın yok. Peki siz para peşine gittiği nereden biliyorsunuz? Biliyorum ben ya. Niye hastaneye gelmedi? Niye o hastanenin kapısından içeri girmemiş acaba? Hiç girmiş mi sorun o hastanenin Allah kapısından içeriye? Allah'ım ben hakkımı helal etmiyorum. İşimi etme. Gücümü tek hakkın yok helal edeceksin. Marmara'ya hangi hakkından bahsediyorsun? Hangi hakkından bahsediyorsun sen ya? Hakkın yok helal edeceksin. Neyin hakkı? Neyin hakkı? Bir şey söyleyeceğim. Çaşak kalabilir miyim seni ben? Seni bir oğlunun yanına oturtayım mı ben? Yok. Aslan gibi evladım var orada. Yok yok yok. Ben tamam yok. Sen ben nasıl onu hep istiyorsun? Görüyorum. Ben onu hep görüyorum zaten. O benim başımın tacı. Ben onu hep görüyorum zaten. Peki oğlunu görüyorsun. Kızını görüyor musun? Görmek istemem ki. Neyi göreyim? Beni soyan insanın neyini göreyim ben ya? Bir kız anneyi soyar mı gerçekten? Ya soydu işte. Bilezikleri aldı. Sahte bu bilezikler sahte mi şimdi? Hani sahte. Ekranda sahteler. Nasıl? Çıkartın onları. Spiker kıza verdim ben sahteleri. Bunlar gerçek mi? Evet. Tekrar aldınız bunları. Tabii üzülmesin diye babam tekrar aldı. Siz üzülmeyin diye evet, babanız. Evet, aynen. Kaç tane bakabilir miyim? Üç tane. Üç tane. Bunun buyurun. Aynısından mı vardı? Aynısından bulmuş getirdi bir bana kakaladı işte kakaladı. Heh. Yani bunların aynısını buldu siz bana kızınızı... getirdi kakaladı. Evde kimse yoktu. Ne Furkan, ne Hakan, ne Furkan. İki tane yeğenim sahte var ben onlar yoktu. Sahte nasıl anladınız? Çünkü çok benziyor ya annem, sahteleri gerçekleri. Annem köyden geldikten sonra komşular. Onlar tabii, ne dediler? Dediler ki, annem dedi ki bak dedi babası bir tane daha almış ben köye gidince. Emine abla dedi ki, aha dedi Selma bakayım dedi, konuna uzat bakayım dedi. Baktılar ki sahte, sahtelerin içi kararır değil mi? Bunların kararmadı. Bunlar tamam. Ateşe tutsan erir değil mi? Hiçbir şey olmaz tabii ki. Erir bunlar tabii, değil mi? Tabii aynen. Ama öbürleri erir mi sahteler? Yok. Erimez. İşte kararır bak, zaten rengini belli eder. İşte karardı. Babam onları ki... bu zamana kadar saklamış. Babam. Gelecekti. Ya. Adamın itibarı var. Herkes tanıyor. Ya söylediğiniz yeni YouTube'u asıl şeyi soramadım size. Şimdi içeri geçmek zorundayım ama. Yani bu içki olayına çok karşıyım. Adam gibi içemiyorsanız asla böyle şeyler yapmayın. Hele evde karınıza bir şey hazırlatmayın. Hazırlatmayın. Ya o... Gerçekten ev arkadaşlarını getirdi mi? Size evet hayır deyin sen net olalım. Olur mu? Ya geliyor adam. Ev arkadaşlarını adam... getirdi mi? Masa bardak getir Selma, onu getir Selma, bunu getir Selma. O Mevlüt'ü katmasın hiç. Arkadaşlarını eve getirdi mi? Getirdi. Kesinlikle o Mevlüt'ü katmasın. Mevlüt adam, kim? Amcası. O kim? Adam fitrelerini getirip bana veriyor. Hala şu gün onun fitresini bana verdi. Geçen sene Ramazan'da bu fitresini... Bu kızınızın söylediği amcası mı? Evet, fitresini sizin getirdi bana verdi. Sizin amcasıyla ilişkiniz olduğunu iddia etti. Hayır, hayır. Bağlanın adama. Bağlanırım. Adama ona bağlanın. Da bağlanırım. Peki bunların hepsini konuşacağız Selma. Burada kalın lütfen ama bu tarafa doğru dönerseniz sizi duyamıyorum olur mu? Bu adama tarafa doğru bağlanın kalın. Yani. Eğer görmek istemiyorsanız o tarafa bakmayın ya ama adam, yönünüz bu tarafa olsun dakika, olur mu? Bir dakika, adam kahveye gidiyor, gülüyorlarmış kahvedekiler. Niye? Demişler ki niye gülüyorsunuz? Ya abi adın çıktı bilmiyor musun? Adın demişler adama. Hangi adamdan bahsediyorsun? Mevlüt amcaya. Adın çıktı demişler abi bilmiyor musun sen? Duymadın mı? Yo adam demişler kim ki, çıkartmış niye, adını? Kahvedekiler. Ne diye çıkartmışlar? Hayır, gülüyorlarmış demişler ki niye gülüyorsunuz? Ya demiş ki adamlar adın çıktı abi adın çıktı. Adın ne adın. Diyorlarmış yani arkasından? Böyle böyle yapmışsın abi adın çıktı. O böyle böyle dediğin olan kardeşinin eşiyle berabersin diye mi adı çıkmış? Kimle? Niye adı niye çıkmış bu adamın? İsmet Bey'in kardeşi değil mi bu? Abisi. Amcası. Ha amcası. Adın çıktı babasının... diye dalga geçiyorlarmış dediniz ya. Evet. Adı neyle çıkmış? Yani bu işlerle, yani bu yalancılıkla mı başka yok. Bir şeyle mi ne için ya adı çıkmış? Ya adam dün bize geldi, bize geldi, duymuş bize geldi. Babam da çünkü evdeydi. Çünkü adı geçti burada. Babam buraya da evde, gelebilir. Babam da evdeydi. Ben dedi onları hiç kahveye takmıyorum dedi babam. Kaç yaşında bu kişi? Ya torun tosun sahibi insan ya.
Siz yaş çok bilmiyorsunuz peki ama yaşlı birisi galiba. Bunları torun da konuşacağız. Torun sahibi insan. Bunu da konuşacağız. Peki hepsini sorarız öğreniriz. Ben gidiyorum stüdyoya bu tarafa bir doğru bakın. Bir de beni resmimi ekrana koymazsanız sevinirim yani. Peki bir tanem. Bu tarafa koymayın. Doğru bakın olur mu? Tamam. Koymayın benim resmimi ekrana. Peki. Demiyorum ben. Ama kendim buradasın ama peki. Şimdi burada çok şey söylendi İsmet Bey hakkınızda. Yani. Duydum. Duydum. Hastane konusuna gelebilir miyim? Söz alabilir şimdi şu, miyim? Şu olay doğru mu? Hastane konusu dediğiniz bu kadın araba çarpıyor, minibüs çarpıyor. Anlatayım mı? Yerlerde ben yatıyor kahraman içinde. Siz minibüsçünün peşinden para almak hayır, için hayır, mi gidiyorsunuz? Anlatayım onu. Anlatın. Ben çalışıyordum sitede. İsim de verebilir miyim? Gerek yok sitenin adına. Olayda zaten direkt olayda, kaza ben var. Ben temizlik görevlisiydim İmraniye'de. Tamam. Müdür beni aradı. O da bağlansın. Müdür dedi ki İsmet Bey dedi Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gideceksin. Gittim ev sahiplerim orada. Baktım ne oldu içeri almadılar. Anlatıyorum. Bunun karnı ağrımış. Öğretmen çağırmış. Okula gidiyordu daha çocuktu da. Furkan'ın karnı ağrıyınca öğretmeni karnı çağırıyor. Karnı ağrıyınca okula gidiyormuş. Heh. Okula gitmiş. Tamam. Öğretmen günü, annesini çağırmış. O günü yağmur ben işteyim ama benim hiçbir şeyden haberim yok. Yok yok tabii yok yok. Baktım yok. Minibüs vurdu. Ali Rıza diye bir arkadaş var. Yok. Oğlu. Yok. Gittim hastaneye. Bu sırt üstü yatıyor. Ben yok. Kanı yolda görmedim. Gelmiş almış. Marmara Eğitim Araştırma'ya götürmüşler. Ben işten geldim. Hastaneye gittim. Hastaneden Mıktarlığa, Sultanbeyli Mıktarlığa siz çağırdılar. Siz bir baktınız mı karın? Ha baktı. Üç ay çalışmadı. Para geldi. Hayır. Ha. Bir de şunu söyleyeyim, savcılığa gittik, Kartal, ya bırak. Kartal savcılığına gittik, savcı ben bunu çağırdı, ifadesini aldı. Bırak. Eşin davacı değil dedi. Bırak. Ben dedim, o davacı hiç söz hakkı düşmüyor. Tabii dedi. Canım. Aldım tabii. Bunu, eve geldik. Tabii. Ama eşiniz öyle Sultan Beyliğinde. Tabii. Bunlar ailece kebap yiyor, ben dışarıda bunları seyrediyorum. İyi ki yiyoruz. Oraya nasıl girdiniz ya? Daha kadın hastanedeydi, şimdi ne ara kebap hayır, yemeye başlayabiliriz. Hayır, Baydan Hanım. Hastaneden çıktıktan sonra... İyi ki deydim. İsmet Bey, burada olay sizin, hanımınız. Yani kan revan içinde kadın... Allah ben belanı almış. Para değil. Hastaneye gidiyorsunuz, hastaneye gelmişsiniz. Bana dediler ki, Allah İsmet belanı Bey o zamanın parası. Bunu işi bu işi tatlıya bağlayalım. Davacı olmayın. Önce can... Ben de dedim ki önce can sonra canan. Sen mi dedin kardeşim mi dedi acaba? Önce can ya, sonra bu para. Bu arada Ayşegül kaç yaşındaydı Ali bu arada? Ali Rıza abi bizi aradı. Ayşegül biliyor her şeyi. Her şeyi biliyor. Para, para neyi biliyor? Dava Ayşegül bitti. Biliyor her şeyi gitti. Biliyor. Kaç yaşındaydı Ayşegül? Evliydi. Kaç yaşında yani evlendi? Kaç yaşındaydı? Bir dakika kaç yaşında evlendi Ayşegül? Ayşegül 14 yaşında evlendi. Buyur işte. Çocukmuş ya daha çocuk. O zamanları kaç? Düğününde de halay çekti. Alkol içip halay çekti. O zaman ne yapalım? Engel olabilirdi. Babalık yapamamışsınız. De ki ben babalık yapamadım de ya. Babalık yapamadım. Kızımı oradan alamadım. 14 yaşında bir kız çocuğu. O kız senin yüzünden çekti. Peki arkadaşlar herkes olaylar Ayşegül'ün etrafında düğümleniyor gördüğünüz yaptı mı? Ayşegül Furkan'dan annesinin onu aldattığını duydu mu? Ayşegül babasından nasıl bir tepki gördü? Bu olayda Ayşegül demek ki farkındalığı Ayşegül yüksekmiş. Ayşegül hiçbir zaman tepki görmedi. Peki gelsin dayak kendisi söylesin o zaman. Hiç. Ayşegül geliyor. Gel kızım gel. Gel Ayşegül. Ayşegül gel. Nereye oturmak istersen? Ayşegül hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Ayşegül sen kardeşini en son ne zaman gördün? Yüzüne bile bakmıyorum açıkçası. Yani farkındaysanız 2-3 yıl falan belki daha fazla oluyor. Anneni ne zaman gördün? Onu da en son cenazede gördüm, annemin cenazesinde. Annenin cenazesinde. Annen onu ağzına alma. Keşke sen ölseydin o öleceğine. Alma onu ağzına. Benim üstüme sakın yürüme, saygısız. Yürüme. Onu ağzını yürüme, alma. Sakın. Doğru konuşacak. Bir dakika ben sakın onu ağzını alma. Sakın. Selma Hanım. Niye şiddetlendim? Sen anne diyorsun, anne hiç alma. Hayır o benim annem değil. Sakın onu ağzını alma. Sen yıllardır sakladıklarını çıkarsınlar ilk önce. Sakın onu ağzını alma. Sen benim annem değilsin. Sakın onu ağzını alma. Benim annem öldü. Ağzını alma onu. Teyzene mi anne diyorsun sen? Çünkü o benim annemdi. Sakın ağzını alma onu. Ya öyle hissettiğin için mi öyle diyorsun? Öyle gösterdiler, öyleydi de zaten. Eğer daha fiziksel fazla... Fiziksel olarak mı senin annendi? Her şekilde ben öyle düşünüyorum. Zaten ama de öyle gösterdiler. Annelik görmedim alma. Kendisinden.
Bana hakaret etme. Onu ağzına alma. Bana hakaret etme. Tamam, kızım, ağzına alma onu. Tamam, buraya kadar geldim. Bırak konuşsun. Gelirim. Gelirim. Ya. Kötü de olsa babam. Ağzına alma. Anladın mı? Ben aç kalmadım evinde. Susuz da kalmadım. Çok kötü de olmadım. Sen çok büyük ama yalan. Sen nedense... Sen var ya yalanın kitabını yazmışsın. Sen hırsız. Bir söz hakkı istiyorum ya. Bir söz hakkı alabilir miyim? İkisi konuşacak ben sorayım burada. Üstüme gidiyor Alex. Sabah bir söz hakkı alabilir miyim? Gidip hırsızlık yap. Yapmışım. Nerede yap? Ben karşı komşunun parasını çalıp evde gelip dayak yemedim ben mi? Ben mi yapmışım yoksa dayak sen mi yapmışsın mi? Bunları? Bütün dayak günahlarını bana yüklemişsin. Ne kadar mi? Güzel ya. Ya madem ben bu şekilde büyümüşüm. Ya beni hiçbir zaman dövmedi babam. Ha dövmedi. Bak beni ben buradayım. Dövmedi. Çocukla büyütüyorum ama senin dövmedi. Gibi evladım olacaksa hiç olmasın eğer büyüdüklerinde oğlum var. Dövmedi, senin gibi olacaksa hiç olmasın. Bu adam seni dövmedi. Çünkü ben babama en başında dedim ki. Hiç dövmedi. Sayın Hanım ben babama dedim ki bundan 5 sene yalan önce. Yalan makinesi uzmanı getirin. Başka çare kalmadı. Yalan makinesi uzmanı bir tane ben psikolog ya istiyorum. Ya zaten siz ikiniz o kadar farklı şeyler yalan söylüyorsunuz ki. Ben size demek ki biriniz getirin. Yalan söylüyor. Sakın. Sen 85 milyon izleyicinin olduğu yer. Umurumda bak, değil, sakın. Biliyor musun? Burada benim ailevi söz konumu geçiyor. Hayır. Ailemi iftira atıyor. Sen şu an ailemi savunduğun insanların evinde kalmış olduğun ben için kimseye onların arkasındasın. Ben kimseye muhtaç değilim kardeşim. İstesen diyebilirsin değil mi? Değilim. Benim annem Allah Ahmet amcayla ben gördüm Çınarcık'ta Yalova'da. Hepsi yalan. Öpüşürken gördüm diyebilirsin. Yalan söylüyorsun ya. Hepsini yalan söylüyorsun. Yalan mı bunlar? Yalan. Mevlüt amcam ben okuldayken eve geldi bana para verip. Yine yalan söylüyorsun. Beni dışarı gönderdi dedin bana. Yalan söylüyorsun. Abla ses kayıtlarım var bende. Yapma savcılığa vereceğim onları. Ver. Vereceğim. Ver. Savcılığa vereceğim. Bizzat babamda da var. Gece saat 3.30'da madde içip de beni aramadın mı ağzında cak cak sakızla? Ses kayıtları var. Belinde silahla, motorlarla geziyordun sen ne? Sen bana nasıl iftira attın farkında ha? Mısın? İftiraysa Allah bana bin beterini yaşatsın. Lan sen bana nasıl... Bana diyorsun bilezikleri çaldın. Benim iş yerim var, arabam var, evim var. Senin 3 tane bileziğine mi kaldım ben? 3 tane çocuğu ben 11 senedir tek başıma büyütüyorum. Sizin neyinize kaldım? Ha? Benden borç para istedin daha bir hafta önce. Abla kurban olayım bana borç para ver. Ama bir duyuyorum ki Eren'in, dayımın oğlunun bilekliğini çalmışsın. Çalmışım. Evet sen kendin, annen de orada duysaydı söylesin mi? Yok. Demedin mi? Mesajların da duruyor. Allah'tan ki dünkü sesli yok, mesajlar yok. Ne kadar zayıf. Bilmem ne ağızlı diyor. Bak sakın. Sen saygısızlık yapmışsın. Terbiyesizsin. Hattını bileceksin. Bu adamı savun. Sen bilmem. Ben savunmuyorum ben hiç ki. Ben hiç belli yapmış bak, olayım. Bak ben yok, savunmuyorum bu, ki. Bu mevzu uzayacak. Ben yalan makinesi uzmanı istiyorum abla. Telefonum yalan... Bak sizin o kadar çok, o kadar çok izleyen varken tanıdık, eş, dost, komşu herkes ama... Herkes arayabilir. Bak, bak benim arkadaşlarım, Ayşegül, benim çevrem herkes Furkan, arayabilir. Siz hani o kadar birbirinize böyle... Ateş ediyorsunuz ki yani sözle. Siz kardeşsiniz. Hayır, ve şu abla, koca hayır, dünyada yani ikinizden daha ya. Öte çocuğunuz çok özel ama bak kardeşlerim böyle olmaz. Abla mümkün değil. Böyle, ben böyle bir şey görmedim ya. Görmedim. Ben senin gibi görmedim. Bir dakika. Gibi. Peki bir dakika Zeydan tek tek soracağım. Bir dakika İsmet Bey. Ayşegül size anneniz babanız baktı mı? Hayır. Kim baktı? Anneannem, dedem, dayılarım. Furkan siz anneniz babanız baktı mı? Evet. Evet. Bu adam bakmadı. Beni bildi. Bana. Baktı, ben o baktı. Bak kaçtın koca ya. Sizin ikinize de baktı, aynı şeyi söylüyorsunuz. Anneanneniz, dedeniz bakmışsınız. Hayır. Evet, bu adam bakmadı. Bak ben bu ilk defa ikiniz ortak bir şey söylüyorsunuz. Evet. Yalan peki, söylüyorsun. Size... İnker Çeliktepe'den arayacaklar şimdi. Senin paralarla, motorlarla nasıl gezdiğini, dolu dolu ellerinde sucuklarla, bakkallardan, o hipermarketlerden nasıl poşetlerle geldiğini şimdi arayacaklar. Kendim alıyordum. Peki bir dakika. Şu anda dedeniz... Selma Hanım'ın babası telefonda. Merhabalar efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Vallahi burada iki tane torununuz var. Kızınız var, damadınız var. Sizin baktığınızı söylüyorlar. Bu evlilik boyunca herhalde en net şahit siz olacaksınız. Bu çocuklara kim baktı efendim çocukken? Zahide Hanım, siz misiniz? Benim. Hoş geldiniz. Şu an canlı yayınlısınız. Zahide Yetiş ben. Şimdi bu... Sakin Selma. Şimdi doğruları bu kızının babası var ya, kızının babası. İsimlerini ne söylemek diyorsun? İstemiyorum. Şahitlerim arayacaklar. Dinliyor musunuz? Bir dakika Ayşegül. Buyurun dinliyorum. Duyuyoruz sizi ya, buyurun. Ya beni dinleyin ya karşı tarafı dinleyin de anlaşalım. Şu an sizi dinliyorum. Şimdi bu babasıyla kız var ya ikisi. Evet.
kızların ikisi de yalan söylüyor. Hangi konuda yalan söylüyorlar? Şimdi bu evlendiği günden bu yana bir liralık eve bir ekmek, tek bir ekmek getirmiş değil. Allah. Kız. İsmet Bey mi? Damadınız evet. mı? Evet. Çocukların ikisi de ben büyüttüm. Yalan söylesinler orada. Sonra söylesinler. Söylüyorlar. İkisi de bizi dedemiz anneannemiz büyüttü diyorlar. Ayşegül şimdi de böyle bu, söylüyor. Furkan da böyle söylüyor. Kız kitapsız. Bu 13 yaşında çocuk doğurdu. İsterseniz nüfus kağıdına bakın, 13 yaşında bu suçtur yani şey olarak, yasal olarak suç biliyorsunuz. Siz benim anlatmama gerek yok, bu suç yani. Ben eve ekmek mi almadım? Evet. Ekmek mi almadım? Bir dakika İsmet Bey, Allah aşkına ekmekten önce bu kız kaç yaşında çocuk doğurdun sen Ayşegül? Bir sorsana kaç yaşında doğurdun? Kaç yaşında? 17. 17 yaşında doğurdum diyor. Dedemi karşı sesini yükseltmeden konuşacaksın. Ne yapacaksın? Lan Allahsız kitap. Orası ben bilmem. 13 yaşında çocuk doğurdu. Buradan öyle koşmam 10 saniye. Çocuklarımın kimliği duruyor Zayda abla. Yani Ayşegül bize çocuklarının kimliğini gösterebilir. Yani. Doğum tarihlerini gösterebilir. Şimdi. Furkan şimdi, sen de tehdit etme. Tehdit etme. Şeye bakın. Nüfus kağıdına bakın. Nüfus kağıtlarını karşılaştırın. Bakacak, göreceksiniz. Bakın şimdi siz eğer bu doğruysa ben nüfus kağıtlarını isteyeceğim ama. Bakın bir eğer dakika, bu doğruysa. Ben, eğer bu kız 13 yaşında, 14 yaşında çocuk doğurduysa burada ben hepinize bakarım. Evet. Bu kadar adam var, bir tane adam yok. Bu adam babası, şimdi, siz dedesisiniz. Bu çocuk nasıl 13 yaşında çocuk doğuruyor? Yok yalan. Şimdi bak nasıl? İyi dinleyin. Dinliyor musunuz? Buyurun dinliyorum. Şimdi çocuğun belki yazdırmamış olabilir çocuğu doğurduğu zaman... Yazdırmamış olabilir. Eğer yazdırdıysa, günü gününe yazılıysa 13 yaşında doğurdu çocuğu. Bir. İkincisi, karı hastaneye düştü. Trafik kazası geçirdi. Karısı hastaneye düştü benim kızım. 25 gün yattı hastanede. 25 gün hiç ortalıkta yok. Hiç. Düştü, adamların peşine düşmüş. Ben sonra duyuyorum. Adamların peşine düşmüş birkaç kuruş para almak için. Yani sen benim karımın bacağını kırdın. Bana para vereceksin. Peşine düşmüş. Onlarla uğraşıyor. Ondan sonra Arthur ne kadar para aldıysa adamlar ilgilendiler. İlgilenmez değiller. Adamlar arabasına ilgilendi. Gece adam kaçmamış gitmemiş zaten onu da şey söylediler. Yaptılar. Peki bir dakika. Yani, bir dakika. Siz şimdi bunları söylediniz. Ayşegül'e de bir sormak istiyorum. Çünkü onun da yaşı büyükmüş. Hatırlıyor musun Ayşegül bu kaza olayını? Evet. Annemin ben baktım olayını. Zaten 3 ay 2 ay boyunca bakmaz evimde. Bakmaz olaydın. Sen baktın. Evet sandalyenin, sandalyenin ortasını olaydın. Aldım. Hamileydim evin içinde. Affedersiniz lavabosunu ben evin içine, lanin içine yapıp ben temizledim. Hiç affederiz diye bir laf. Annen senin tabii ki bakacaksın. Ben baktım ama bir şunu doğru bir söyleyeyim. Şey ben o kadar kötü günler geçirdim. Anne olarak hani anneyim ben diyor ya. Yanımda olmuş mu doğduğum günden bu yaşıma kadar. Peki Ayşegül o sırada baban neredeydi? Sen annene 3 ay baktın evde. Çalışıyordu hatta temizlik personeliydi. O sırada çalışmaya evet, devam ediyordu. Evet çalışıyordu. Bu çarpan kişiler, bu otobüsün şoförü, onların ailesi paranın peşine düştü mü yani? Hayır. Hayır hayır ya şöyle söyleyeyim zaten ben duyduğum kadarıyla bunu da kendisi söyledi bana Furkan. Evet. Benim dayım zaten görüşmüş çarpan şahıslarla bulmuş görüşmüşler. Zaten masraflarını karşılamış ondan sonra adamlarla hani yani uslubundan biraz daha farklı şekilde konuşmuş dayım. Hani ters konuşmuş. Gerekeni de zaten hastanede hepsi yapmış. Hani para vermişler mi dayına? Hayır hayır. Zaten kendileri kendisi Selma ötekiler hepsi yemek yiyordu. İskender mi yiyorlardı ne yiyor? Ben onu da biliyorum. Sultan Bey'in. Onu da biliyorum. Hastaneden çıkıyorlar adamlar bunları yemeğe götürüyor. Evet. Ben dışarıda oradan da direkt benim yanıma geliyorlar. Dışarıda koyun gibi orada direkt bekliyorum. Direkt benim yanıma geliyorlar. Hayır yani sonuçta onlar da çok talihsiz kötü bir şey yaşadı. Ki bak adam kaçıp gitmemiş. Anneniz tabii ki, de bırakmamış. Zaten şu an aile dostum. Ben kendisini çok seviyorum. Ha, siz görüşüyor musunuz? Evet evet hala görüşüyorum. Siz de mi görüşüyorsunuz? Çok uğraştı. Hala Ali görüşüyorum. Bey, selam olsun. Ben severim sayarım. Peki siz görüşüyorsunuz. Siz görüşüyor musunuz Furkan? Annem Selma görüşüyor. Hanım. Annemler görüşüyor. Siz de görüşüyor musunuz Selma Hanım? Kimle? Size çarpan kişilerle, ailesiyle. Yok görüşmüyorum. Allah Allah size çarptı siz görüşmüyorsunuz. Yok kendileri önceden, aramıyor, sormuyor diye. Önceden görüşüyordum. Diye duymuştum. Önceden sonradan görüşüyordum. Peki bakın şimdi aslında enteresan bir şey yakaladık biz. Siz yıllar gelmiyorsunuz. Dur bir Selma dur gözünü seveyim bak. Ne olursa olsun aslında bu 4 kişi anne baba ve 2 çocuk. Yıllar sonra bir şekilde bir araya geldiniz. Yani burada gerçek bir aile yan yanasınız. Ne olursa olsun
Eş, hala ayrılmadınız değil mi İsmet Bey? Yok, resmiyetten ayrılmadım. Ben de vermedim, o da vermedi. İstemiyorum. Neden ayrılmıyorlar biliyor musunuz? Bitecek artık. Yarın bir gün ölürse emekli maaşı kalsın diye. Furkan bende ses kayıtları var. Her zaman arıyor. Ya çok konuşmuyor maaşı. Hangi maaştan bahsediyorsun ben? Hakkımı istiyorum ya. Hangi emekli maaştan bahsediyorsun? Küçükken benim paralarımı alıyordu ya bu adam. Yalan İstiyorum. Söyleme. Kumbaranın patlatıyordum değil mi? Hangi emekli maaştan bahsediyorsun sen ya? Sen beni kapı kapı gezdirip bayramlarda... Almıyor muydun ya? Almıyor. Ya... Doğruyu söyle. Yukarıda Allah ya. Ya sen Allah bir ağzına yakışmıyor sana. Allah yakışmıyor. Veririm. Allah her zaman var kulun yakışmıyor. Oğlum Allah. Tabii. Allah her yakışmıyor. Zaman var. Yakışmıyor. Yazık senin de çocukların olacak. İnşallah. Kurban olacak. Allah her zaman var. Çok yazık sen de çok yalancısın. Ama sizin gülüm yalancı şey hiç olmasın. Ben yalancıyım ama Allah yukarıda. Benim de çoluğum sen çocuğum var. Allah da bana çektirir. Kitabın yalancılık. Sen diyorsun ki gözümün içine bakıyorsun. Uzman yalancısın. Tamam ben yalancıyım ama benim de çocuklarım var. Sen eve geç geliyordun. Eve geç geliyordun. Ne ondan sen de geliyordun, dayak yiyordun. Sen dayak de geliyordun, görmedin mi kızım? Ya beni, ya, beni lafımı dinlemiyordun dinle, oğlum. Dinle, dinle, ben dinle, ben okula gönderiyordum, sen kaçıyordun. Kuş peşine, motor sevdasına, oraya buraya. Ne yaptı biliyor musun? Beni Sedat'a verdi, döv diye. Döv diye. Sedat'a vermedim seni. Döv diye, haberin var mı? Döv diye verdim, okuldan kaçtım. Rahmetli alan vardı ya benim, Çeliktepe'de hatırlıyor musun? Kur'an okuyoruz, sen okulda yoksun. Yukarıda hoca Allah diyor, ben aşağıda dayak yedim iki kişiden. Dayak yemedin sen. Peki sana bir şey söyleyebilir miyim? Dayak yemedin sen. Peki dedem attı mı? Duyuyor mudur? Duyuyor. Söyle. Şu an bizimlesiniz tamam. Değil mi? Söyle. Daha bundan 10 gün önce ben anneannemle konuştum telefonda. Hı. Senin bana söylediklerini ben anneanneme anlattım. Anneannem bana ne dedi biliyor musun? Küfür ederek. Normaldir yani küfür etmesi. Çok normal senin söylediklerine karşı. Açık konuşabilir miyim? Buyurun. Çocuğu dedi. Hı. Demek ki dedi anasını da böyle... tehdit ediyor dedi, bize de bana da söyledi dedi. Anneanne dedi, benim annemin ne yaptıklarını bilsen dedi, bunların da ses kaydı var aynı zamanda. Hepsini sunabilirim, hiç problem değil. O yüzden dedi, Selma dedi, korkudan dedi, Furkan'ın dedi, sabah dedi kahvaltı yaparken dedi, ekmek bile yemiyor ki dedi, bakkala göndermemek değil. İçin dedi, korkudan dedi. Öyle insanlar ayakkabısını değil. Ters düz çöküyor dedi, sabah işe giderken öyle dedi. Öyle bir şey yok. Anneanne şey söyledi yok bunları, şey. Onu da tehdit zaten etmişsin. Yemin ediyorum ki öyle bir şey yok. Ben annemi tehdit etmedim, Allah aşkına yalan uzman makinesi. Ben şimdi ya... Ya bunu yalan çiz. Bunu yalan tamam, ortaya çıksın. Tamam ben çıksın. Yalancıysam ya çıksın. Ya sen 3 tane çocuğu farklı farklı adamlardan doğurdun. Kimden doğurmuşsun ben ya? Hayatında Berkan varken. Tamam kanı Gökhan, çıkart. Gökhan, bak Eda, çocuklarımı kimi? Katma. Eda kimin hayır, çocuğu? Bunu bana bir izin verir misiniz? Çocukları katma. Gerçekten. Çocukları katma. Kalkacağım. Çocukları katma. Döveceğim yani mi? Bak. Gökhan. Bak çocuklarımı katarsan. Çocukları katma. Gerçekten sıkıntı yaşarız. Ablam, çocuklarımı ablam, katma. Tamam otur. Akşam evde görüşeceğim seninle. Sana daha dün söyledim. Çocuklarımı katmayacaksın. Çocuklarımı katarsan ben seni bu 85 milyonun üzerine yemin ediyorum sana çocuklarımın seninle akşam görüşeceğim. Bak seni tehdit etmiyorum. Ben hayır hangi, kimse kim, bir dakika hayır, hayır. Kimse kimseyi tehdit etmeyin. Ben sana dedim ki mesajlarım duruyor telefonumda bir kimse, tane kimse yapmıyor. Mesajlarım bak, duruyor. Yani iki gün önce de çocuklarımın. Çocukları ben katmıyorum. Sen bana bir burada şey iftira atarsan. Ekran resmi duruyor bundan bir sene önce. Bu evet. Böyle bir insan evet. Bak. Evet. Allah'tan korkuyorum sana var ya, sen adi bir insansın, sen rezilsin. Yalanlasan haydi, Allah'ın var ya yalanlasan haydi, demedim bu, desene bu lan. Bu söylenecek, yazılacak bir şey sen değil. Benim, demedim beni arayıp, de. Dedim niye ya yalancı söyledik işte, demedim, yalancı, bak ben inkar yalan etmiyorum ki. Ben annemi tehdit adam dedim değilim. Dedim sen annenin başka adamlarla babanın aldattığını bana söyleyen sensin. Anladın mı? Bana para veriyorlardı, bakkala gönderiyorlardı, kendileri de evde öpüşüyorlardı. Ha. Bunu ben mi söyledim? Ha, ben okulda bunların ben hepsini, yok. Ben okuldayım ha? Yani. Çıksın ben o adamlar, çıksın adamlar. Ben kimseden korkmuyorum, kimseden. O adamlar çıksın. Kimseden korkmuyorum ben. Peşini bırakmış. Hiç kimseden korkmuyorum. Bir tek adamlar bana. Hiç kimseden korkmuyorum. Söyleyeyim mi? Sen de... Bunu saçının tenine bir şey gelsin karşında beni vurur. Ya sen ben senin karşındayım sana. Yapıyorsan şimdi yap. Hayır sen bir saniye. Ben sizin seni kötü yaparım. Furkan. Kötü yaparım. Kötü yaparım diye konuşma. Yeter ya sen ne istiyorsun benden ya? Ya benden ne istiyorsun oğlum? Benim ailemden ne istiyorsun? Tamam mı? Ne istiyorsun? Konuşma. Ne istiyorsun lan benim ailemden? Ne? Sen kimsin beni tehdit ediyorsun lan? Ben seni tehdit ediyorum. Siz ikiniz bir olmuşsun lan. Ya 30 şuraya renk vermeyin 30 şuraya. Senin kızın ne dedi biliyor musun? Kim oldu belli değil dedi lan bana. Evet söyledim. Ne dedi? Söyledim. Git DNA testi yaptır. Belki de baban o değil. Sus. Git sen yaptırı. Ne yaptırsana? Ben senden şüpheleniyorum lan. Benim annem o ben değil. Ben senden şüpheleniyorum. Çok şükür. Öyle bir Yaşar'ı annem olmadığı için gurur duyuyorum. Yaşar'ı. Yaşar kim? Kardeşim.
Çok şükür, gurur duyuyorum. Benim, annem o değil. Utanmaz. Anladın mı? Şu an utanıyorum bu hayatta olduğu için. Utanmaz. Utanıyorum. Çeliktepe'de yürürken utanıyorum, utanıyorum. Utanmaz. Çocukluğumu yaktınız benim. Utanmaz. Kendi çocukluğumu yaktınız benim. Kendi Allah. Utanmaz. Yüzüme bakmıyorsun. Bak az önce ben gelmeden önce sakin sakin hakaret ediyordun kocana. Şimdi hakareti bana çevirdin. Niye? Ya Ayşegül kendine izdirmiyor. Ben başka bir şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum ben. Hiç. Nasıl rezil insanlarsınız? Hiç. Madem gerçekten hiç doğruydunuz, bana neden sahip çıkmadınız be? Ya sahip çıkmayan bu sana, 14 yaşında evlendiren bu. Baba mı sahip çıkar? Bu adam. Kızın annedir sahip çıkan. Niye kızlarıma sahip çıkıyorum? Bu adam mı? Engel olabilecek bu adam. O adam adamı, bu adam. Bu adam olmadı. 15 yaşında evlendin, düğününde alkol içmedi mi lan bu adam? Sen ne yapıyorsun? 15 yaşında seni hayatımı yaktı. Hala yalan söylüyorsun. Bak benim psikolojim bozuk bak. Beni var ya deli dersiniz siz. Sen zaten adamı delisin ki. Sen delisin zaten. Siz nasıl yaşıyorsunuz ya böyle? Nasıl mutlu oluyorsunuz ya siz? Ben onu da savunmuyorum. Onun da hatası var. Ama sizi hiç savunmuyorum. Ya sen benim kanımdan canımdan olamazsın. Sen bana bundan kaç ay önce yazdın. Ben seni aradım. Yanıma evet gel dedin, yanımda çalış evet dedim. Ben sana dedim, ne dedim? Gel, gel dedim. Furkan, gel sen kardeşim. Sen bu kadar aşağılık herif olamazsın. Canımla cihazını konuşan alalım. Kadın bana burada ne konuşuyor senin abla? Ne konuşuyor? Ya şuna bak, ne konuşuyor ya? Ya o senin ablan bak dedi, yanıma gel demiş ben aslında. Ben çocuktan öyle dedim ya, aradım, özür dilerim. Abla dedim, kusura bakma aklıma. Bak özür dilenecek mi abla? Helal et, özür dilerim, pişmanım dedim ya. Çok çok ayıp etmişsin. Özür dilenecek mi? Ama abla görmüyor musun? Tamam bak, aradım, her gün aradım. Halası sordum, iyi misin, değil misin, kötü müsün? Kendim bir şey yapmak istedim ama bu kadar da olmaz. Sen kötü bir şey yaptığını farkındasın değil mi? Farkındayım. Çocuktan hakaret edildiğini bir şey söyleyeceğim. Çocuktan hakaret edildiğini sadece farkındayım. Ama doğruyu söyle bak kardeşim. Ben çok doğruyu söylüyorum. Aynı kadar doğruyu söyle lan. Doğru söyle. Bak 85 doğruyu söyle. Allah aşkına doğruyu söyle. Toplayayım. Bak vallahi bile senin elinden kimse alamaz. Hiçbir şey yapamazsın. Furkan tehdit etme. Tehdit etmiyorum. Bu adamın bana yaşattıkları böyle değil. Bak bunlar ne güzel anlatıyor. Bak susuyorlar ya. Sen şu an var ya. Suçluluk psikolojisi yaşıyorsun. Ya desene ben kadını övdüm. Desene engel olamadım. Bak ağlama başını. O sahte gözyaşların burada sökmez. Ben senin sahteliğini daha dün bana vurmadım, bilmem ne ağızlı dediğinde anladım. Bir tokat. Ya bana sen beni dün aramadın. Bana bu lafı söyledi. Ben bu insana nasıl inanayım? Barışalım. Ben her şey okeyim. Bak dedim. İşte. Dedim. Örtüsü çıkıyorlar. Evet, bak, bir dakika İsmet öyle mi söyledi? Buraya çıkma sebebimle sırf televizyona çıkıp da reklam olayım. Biraz tıklanayım. Annem kesinlikle kabul etmiyor dedi. Etmez. İsmet Bey bir şey söyleyeceğim. Bu kadın bu kadar şey söylüyor. Siz barışmak istiyorsunuz. Ya o zamanları, o zaman ilk gittikleri günü ben bunu aradım. Şu an barışamaz ya. Barışamam. Şu an bu bununla barıştırır mıyım ben? Barışalım. Hatta kızıma da demiyorum. Hiçbir şekilde barışamazsınız. Bir dakika, bir sessizlik. İsmet Bey, siz tam olarak ne istiyorsunuz? İstemiyorum. Siz bana geldiğiniz için size soruyorum. İstemiyorum. Ne istiyorsunuz? Ben bir bu işin nereye gittiği yere kadar gitsin. Takipçisi olsun. Hayır, boşansın. Nasıl hayal ediyorsunuz mesela? Boşansın. Boşanacağım. İstemiyorum. Zaten boşanacağım. Para istiyor. Zaten boşanacağım. Bu boşanmak için benden maddi para istiyor. Ne istiyorsun Ayşe? Nafaka istiyor. Benden nafaka istiyor. Zahide abla ben çok şükür benim her şeyim var ya. Zamanlarsız benim yaparak her şeyin olur. Aynen. Kızım, her şeyin olur. Hırsızım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kimin neyini çalmışsan bak ekrandayım. Allah böyle. Ekrandayım. İki kardeşten daha anaya babaya gelemedim. Ekrandayım buyur. Sen karşı komşudan. Aynen ben çalmışım ben yaptım. Bu adam tamam kabulüm aldım kabul ettim yeter ki sus. A buyur işte abla. Tamam mı? Çalmışım hırsızım var mı? Ya tamam, bu bitti. Sen bunu kasaba giderken yeter ki sus, tamam. Kasaba giderken adamın cüzdanını çalmadı mı? 5 yaşında ben hırsızlık yapmışım. O yapmadı o. 5 yaşında. O şey yok. O yani şey yok. Benim oğlum bile. O zaman 4 yaşında. Ya kendi ağzından söyle sen. Çocuk... Hakaret etme. Sen de yaptın onu. Ya ne yapacaksın oğlum? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Saygılı ol. Ne yapacaksın? Sevmek zorunda değilsin ama saygı duymak zorundasın. Sen de benim hakkımda. Anladın mı? Ben sana saygısızlık yapmıyorum. Tamam. Hakaret etmiyorum. Küfür etmiyorum. Sen de. Sen de öyle. Sevmek saygılı zorunda olacaksın. Değilsin. Saygılı duymak zorundasın. Sevmeyin beni ya. Beni sevmeyin. Sevme okay beni oğlum. Ya sevmiyorum ki. Sevme. Sevmiyorum. 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 Tamam sevmiyorum. Sevme. Ama sana yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun. Ya bana yazıklar olsun. Bir dakika. Sana yazıklar Furkan bir dakika. Ayşegül bir dakika. İsmet Bey. Şimdi burada bana kim geldiyse ben direkt onu muhatap oluyorum. Herkesle dinliyorum. Bir kişinin de bir adamı da tutulacak bir tarafı yok. Herkesin bir problemi var. Siz tam ben olarak ne istiyorsunuz? Ben bu suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Düpedüz hepsi yalan. Yok şoförden para almışım, yok onu yapmışım, yok. Valla bu kadar şeyden hayır, ben inanmıyorum. Hayır, öyle pür ufak çıkamazsınız yani hayır, buradan. Yapsın. Var, bak Sivrikaya ailesi var. Yıllar sonra bir arada... Her kafadan benim, başka tamam bir ses çıkıyor. Geçmişte benim hatalarım. Kimse pür pak değil. Bak ben geçmişte hatalarım olmuş olabilir. Her insanın hatası vardır.
Her evde vardır. Ya vardır da bak İsmet Bey, bu kadın bir şey söyledi, benim o kadar midem bulandı ki. Bir dakika Furkan, siz eve gerçekten arkadaşlarınızı getirin. Hayır. Bu kadın bir şeyler hazırlarken mutfağa gittiğinde o adamlar bu kadının peşinden gidiyor. Ondan faydalanmaya çalışıyorsa yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yalan. Bu erkeklik değil, bu insanlık değil. Yalan. Onlar da, valla beni de kesin yani, valla içime söylüyorum. Erkek değil. Bak. Bunu yapan adam da erkek. Vallahi ya, içimde tutamıyorum yani. Ama bu gerçekse, bu böyleyse şöyle yani. Söyleyeyim, öyle bir durum hiç olmadı ki. Kendi tutup babama diyordu, Ahmet amca bizi çağırıyor, hadi gidelim. Altın abla bizi çağırıyor, hadi gidelim. Evet. Altın'a bakın, arkadaşına hadi. Bakar mısınız? Arkadaşı evli, Mustafa adında eşi var. Ahmet amcanın eşi rahmetli oluyor. Yıllar önce, Ahmet amca şu an 75 yaşında falan, dedemle yaşıt. Sizin amcanız mı bu, gerçek hayır, amcanız hayır, mı? Hayır, bu komşu. Mahallenin komşu, bilmem ki ben. Neyse, Altın abla kendisinin arkadaşı. Altın ablanın Ahmet amcadan bir tane de kızı var. Kocasının bilmediği ama Selma'nın bildiği. Ne kadar doğru. Çıkmak ama Selma'yı da Ahmet'le öpüşürken görüyor Furkan Efendi. Vay be. Ben karıştırdım ya, kim kiminle öpüştü şimdi? İşte Ahmet'le Selma altına gitti. Yalancı. Yalancı. Tamam Mustafa, onlar da anne demediği için, yalancı. Selma dediği için yalancı. Orada bir şey karışıyor. Yalancısınız oğlum siz. Çıksın. Bak yalancı. bakın terk ediyor. Neden? Niye? Doğrular çünkü. Selma Hanım konuş gel buraya gel. Gel, ne oldu? Gördünüz mü Zahide abla? İşte budur. Bak ben haklıyım, buradayım. Yalanlarım. Buradayım. Çok şükür Rabbime. Çekmeyin. Çok şükür Rabbime. Doğrular neyse çıkacak. Alkol içen kadın ağzına alkol yakışmıyor. Aynen. Kim içiyorsa yakışmıyor. Çıksın. Meta, ya bana ne? Sen madde kullanan bir çocuksun. Madde kullanan bir çocuk. Evet. Kulağında daha düne kadar 8 tane delik vardı. Yaptıysam da DNA testi çıkar. Doğruysa gelsin şurada otursun. Karşında yüzüme baksın, yüzüme. Sen diliyorum öyle şeyler kullanmıyorsundur. Yüzüme bak. Allah aşkına DNA testi yapalım. Bak ben her şey okeyim. Ne derseniz okeyim. Her şey okeyim. Bak her şey okeyim. Siz ne derseniz ben onu yapalım. Ben de senin ablanım. Böyle bir şey yapmıyor musun? Çıkmaz ki şu an, çıkmaz yani. Ne dersin, testi yapalım. Sakın yapma. Yapmıyorum Allah aşkına. Çıkmaz. Sakın içme. Çıkmaz ki şu an. Şimdi daha soracağım. Nevin Hanım'ı diyordu. Nevin Hanım. Alkol alıp da eve getirip de. Ha evet. O ben ekmeğe tuzu ekmek banarken. O da annesinin banarken, arkadaşı. Annesinin arkadaşı. Ne işin var o adamla o zaman? 70 yaşında kadın. Selma Hanım sizin arkadaşınız bu kadın. Adana'da boyunca. Nevin Hanım. Neredesin? Kendi tanıştığı. Neredesin? Neredesin? Bir dakika, Selma Hanım beni duyabiliyor değil mi oradan? Selma Hanım. Gel. Bu kadın Nevin Hanım sizin arkadaşınız mı? Ya değil, benim arkadaşım değil ya. Değil mi? Nevin abi arasın, bağlansın, sıkıntı yok, numarasını verebilirim. Nevin Hanım bile diyordu ki İsmet abi. Memle Sivrika'ya bağlanın ya. Bağlanın. Kadın kimi bağlayalım, kimi bağlamamızı istiyor? Adam açık açık her şeyi söylesin ya. Tamam bağlayın. Kimi bağlayalım? Bir daha söyleyin. Nevin ablayı dostu diye. Tamam Nevin Hanım'ı bağlayın arkadaşlar. Nevin ablayı. Tamam ben yalancıyım. Niye onu terk etti o zaman? Niye konuşamadı? Niye cevap veremiyor? Arkadaşlar siz duyuyorsunuz, daha net duyuyorsunuz. Şu an stüdyonun dışında. Kimi bağlayın diyorsan, kimi bağlayın diyor. Var ya, şeytan ben yaşadığımı tamam, Nevin Hanım bağlayın o zaman. Herkesi kandırırsınız, herkesi. Sen kandırıyorsun herkesi ya. Burada 75 yaşındaki adam bağlanmış. Doğruyu söylerken sen yalan. Onu sen da kandırdınız. Yalan, sen de yalan söylüyorsun. Onu da kandırdınız. Bu arada dedemiz hala attı mı? Onu da kandırdınız, dedemi de kandırdınız. Dedemi zaten herkes kandırıyor. Ya adamın cebinden para alıp niye kandırsın adam? Gayet aklı başında konuşuyor yani. Yok abla, daha geçen gün dedem işte yok ne, ben yüzüne bakmıyorum. Eve gittiğim zaman geceleri giriyorum. Yok işte beni burada tutmazlar abla, sus benim hiçbir şeyimi söyleme mesajları duruyor Zahide abla. Telefonumda bildiğin konuşmaları, hatta röportaja geldiklerinde konuştum, attım ekran SS'ini çekip. Peki, söyleme abla, konuşma abla dediler. Ayşegül bir şey soracağım. Bu evliliğin devam etmesi için babandan, deden para istedi mi sen, biliyor musun, öyle bir şey duydun mu? Dedem nasıl istedi? Hani bu evi sattıklarında hani evleri dağıldı ya. Bu evler hani ev... O parayı dedene, babana mı vermişti deden? Hayır. Bu Sultanbeyli'ndeki ev dağıldığında dedem dedi ki, dedem parayı hani ya benim paramı getir diye istemedi. Getir hani o parayı getir. Ben size tekrardan bir düzen kurayım. Hani o bilezikleri isteme şeyini bilmem ama. O ev kimindi? Sultanbeyli'deki ev kimindi? O kiraydı. Ha kira. Ev dağıldığında dediğin para nedir? İşte Sultanbeyli'ndeki hani ev düzen bozuldu ya. Tamam. Tekrardan bir düzen kuralım hesabına, hani onu söyleyerek dedem orada. Bakın dedem zaten hiçbir zaman kötü bir şey söylemedi. Bak babama da söyledi. Dedi ki hani insan gibi
adam akıllı yaşayacaksanız ya da son zamanlardaki gibi ya dağıtmayacaksanız, evin ocağına adam akıllı ikiniz de bakacaksanız ya al götür karını dedi. Ben senin hani karını zorla tutmuyorum burada dedi. Hepsi de söylüyor. Dayım da söylüyor, anneannem de söylüyor. Onlar kötü değil ki zaten. Yani kötü bir şey söylemiyorlar. Ama şu içerideki zaten başı bu, ikincisi bu, üçüncüsü de bu. Annen bir, baban evet. İki... Çemberalı böyle çemberdeler yani. Ben kaç sefer yalvardım, amanlar ettim. Yuva dağıtma taraftarı değilim, yuvayı kuralım dedim. Tamam, İstediğini söyleyebilirsin. Buna da söyledim, buna da söyledim. İstediğini söyleyebilirsin. Bu kesinlikle ben kabul etmiyorum. Yuvayı kurmak isteği çok güzel. Siz benden böyle şeyler istesiniz, elimden geleni yaparım. Bak bütün gücümü bunun için kullanırım. Amcam bizzat dedemin ayağına kadar geldi, ben kefilim dedi. Ben kefilim dedi, amcamın lafıyla verdi bu adama. Sonra bir hafta sonra yine dayım geldi, bizi aldı o evden. Bu adam yoktu, ablam da yoktu. Ben sana dedim ki, abla dedim madem evet, abi tamam, beni düşündüydün, beni düşünseydin gelip beni oradan sen alırdın dedim. Onlar geldi. Demedim mi? Ne oldu bir haftada benim da? Benim geleceğimi düşünüyorsan demedin mi? Allah aşkına doğruyu söyle. Demedim tamam, mi? Tamam onlar yalan değil. Demedin doğru. Mi? Ben doğru. Size demedim mi? Demedim madem mi? Orada yapamıyorsanız benim yanıma almadı, gelin. Hayır o bir gelmedi. Haftada ne oldu yoktu. Bir haftada? Bir arada duramadınız abla, mı? Abla evden gitti. Geldi eve annemin koluna demirlen vurmuş gidiş o gidiş. Bu da mı yalan? Kim vurdu? Demirlen vurmadı mı kadın kolu? Mosmor bir şahitler var ya. Ya abla yemin ediyorum büyük yalan ya. Benim yanıma sen polisler gelmedin ya, neyse. Mi? Elinden zor almadılar mı Furkan. Seni? Furkan. Polisler. Sen benim yanıma polisler gelmedin mi? Polise ben verdim. Polise, ayağım sakat. Polise, Sultan Beyliği'ndeki gençleri mi topladın? Üzerime saldın. O benim saldım oğlum dedim. Şurada bir saniye baba, yapma, dur. Şurada yapma. Daha o 20 dakika şimdi, önce. Şimdi bir dakika. Ayşegül, aslında burada yaptığımız büyük bir şey. İlk defa bütün aile burada. Ben istiyorum ki hani bütün bu saçmalıkların arasında acaba iyi bir şey çıkartabilir miyim? Belli olmaz bu işler ama öyle iddialar var ki havalarda uçuşan. Yok Zayda abla, bu aile zaten bunlar benim ailem değil. Peki ya Ayşegül, olmaz, hadi, yarın Furkan sen. Sakin. Devam edeceğiz yarın. Önce Filiz Hanım'ı buraya davet etmek istiyorum. Filiz Hanım neler yaşamıştı bir gün? Kızıyla sokakta kaldı. Oğlum da dedi ki sen gel anne dedi. Cansu'yu dedi nereye atarsan at, Cansu gelmesin dedi. Kızımı 150 raporu var diye istemiyor babası. Abisi istemiyor 150 raporu var diye. Özel okula gidiyor hep özürlü diyor kızıma. Öz abisi özürlü diyor. Kızımın çektiği acıyı ben de çektim. Beraber sokaklarda attık. Ben kızımı bırakmadım. Bana dedi eşim kızını bırak gel dedi. Ben 17 yaşında ben bırakamam evladımı dedim. Eşinin ve oğlunun şiddetinden kaçtı. Temizlik yapamadım diye beğenmedi, yemeğimi beğenmedi. Kızıma şiddet kullanıyordu, benim canımı yakıyordu. Kızıma yaptıkları, bana yaptıkları da çok üzülüyordum. Kızım da beni çok fena dövdü. Anne dedi, babam arabadan indi dedi, bana dövdü dedi. Filiz Hanım kızıyla yeni bir hayat kurmak istiyor. Ben eşimden boşanmak istiyorum. Ayrıca beraber yaptığımız evde hakkımı istiyorum. Cansu hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Filiz Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden? Filiz Hanım yine öyle şeyler tabii duyduk ki burada ama ben sizden duymak istiyorum. Benden ne istiyorsunuz? Ben 23 senelik evliyim. Eşimle 2 ay önce eşim beni sokağa attı. Yeğenlerim de çok kötü. Küçük yeğenim hastaydı. Ona bakmak için gittim. Dedim kendi evimde bakayım dedim. 3 tane de çocuğu var kardeşim. Kendi evimde bakayım dedim. Burada eşime söyledim. İstemedi. Geldi sonra kolumuzdan tutup bizi sokağa attı. Kardeşim işte bizi evine aldı. Peki Filiz Hanım hani o zamana kadar her şey iyi miydi de bir o olay son oldu. Siz baştan anlatın. Sizin en büyük sıkıntınız nedir evliliğinizde? Ya baştan da işte kayınpederimden de sıkıntı gördüm yani. Ev yaptık geldik gene aynı eşimden de aynı. Eşimden de aynı sıkıntı gördüm dediğiniz şey nedir? İşte yemeğimi beğenmiyordu, temizliğimi beğenmiyordu. Siz beraber mi oturdunuz kayınvalidenizle? Evet. Beraber i̇şte, evlendiğinizden beri mi beraber oturuyorsunuz? Köye gelin gittim ben. Nevşehir. Hangi köy? Nevşehir. Trabzon. Oraya gelin gittim beraber oturduk. İşte o da o zaman iyiydi yani eşim. O zaman iyiydi. Getirdi beni buralara. Hiçbir şeyimiz yoktu yani. Getirene kadar çalışa çalışa ikimiz beraber bir ev yaptık işte. Kirada durduk işte. Bir ev yaptık, iki katlı oturduk. Peki sizin tek kızınız mı var? Cansu var sadece. Var. Bir de oğlunuz var. Oğlum da bana çok kötü doldurdu. Oğlum beni arabayla sürükledi. Oğlum bana karşı geliyordu. Dövüyordu oğlum beni. Çok kötü dövüyordu. Karşı geliyordu. Bir gün arabayla arabaya biniyordum. Peki bir şey söyleyeceğim ya. Anneye el kaldırmak ne demek? Öyle. Bu cesareti nasıl bulabiliyor size el kaldıracak? Arabaya biniyordum işte taktı. Arabaya binerken arabaya hızlıca sürttü. Dizim yere sürttü.
İşte dizim enfeksiyon kaptı. İşte Atapazarı'nda araştırmada benim var yani. Biz eşim Goncu. Eşim Goncu, ben parklarda yattım, sokaklarda yattım, hastanelerde yattım. Kendi başınıza mı? Kızınız var mıydı? Kızımla beraberdim. Sen de mi vardın? Evet. Orada hep kaydımız var, inceleyebilirsiniz. Eşinizin görüntüsü değil mi? Az önce verdik. Evet. Peki parkta bir görüntü vermişti. Onu verdik mi Oğuz? Bir verir misiniz parktaki görüntüyü? Peki Filiz, kaç senelik evlisiniz? 23 senelik evliyim. 23 senelik. Evet. Annem Filiz... şeker hastası oldu Zayda Hanım. Kardeşim de daha genç. Çocuklara ufak tansiyon hastası oldu. Şimdi tansiyon hastası genç yaşta. Kaç yaşında? Kardeşim 90'lı işte. 31 yaşında. 31 çok genç aslında. Peki bak, bu görüntüde bu kim? Ben. Şuraya verir misin Oğuz, ben de bir göreyim. Biraz belki ışığını açmak gerekiyor ama. Bir verelim de, ben de buradan bakmak istiyorum. Burası neresi Filiz? Park. Park. Dedim park. Bir dakika. Bu park. Parkta. Ha, bu ayakta duran, şöyle duran sensin burada. Evet. Şu nedir? Çöp kovası mı bu? Evet. Çöp kovası, sen buradasın. Hı, evet. Kızın nerede? Kızım geziyordu herhalde. Şurada yatıyorsun. Hı. Bu daha yeni mi bu? Evet. Havalar soğumaya başladı artık. Hı, evet. Sen böyle parkta mı yatıyorsun? Evet. Peki ne yiyip ne içiyorsunuz siz? İşte veriyorlardı, yardım ediyorlardı, yediriyorlardı. Genç bir kız var yanında Cansu. Öyle. Yani... Babası dedi ki önce, dedi ki sen dedi kıza at dedi. Kızı istemiyorum ben dedi, öz babası. Kızını bırakıp gelebilirsin, sen gelebilirsin ama kızımı istemiyorum dedi babası, öz babası. Kızını istemiyor. Ben de kızımı bırakmadım, kızımla beraber onları da ne yapayım. Peki Cansu, sen şimdi böyle oturuyorsun fakat sen de özel çocuklarımızdan birisisin değil mi? Cansu, sen bu olaylara şahit oldun mu? Evet, yani birkaç kere babamın annemi dövdüğünde de şahit oldum. Hani bizim ikinci katta evimiz, alt katımızda bodrum var. İkinci katta biz oturuyoruz bodrumun üstünde. En üst katta bir tane daha evimiz var. Ben böyle annem babam hani sizin işte durumunuz iyi o zaman. İki daireniz var yani orada, öyle mi? Aynen, evimiz var bir tane. Hani böyle yardımlarla yapılmış bir ev. Gece hani... kondu mu burası? Ya anne, gece yani annem, millet yardım etti, ev yaptı yani. Ben buraya boşanmak için bir de alabilirsiniz hakkımı yani. Eşimden o evden hakkımı şey, olmak hani yani. Ben anneme şiddetlerin her şeyini gördüm. Hani annemi dövüyordu, anneme vuruyordu. Hani ben korkudan yukarıya saklanıyordum Cansu artık. Cansu sana vuruyor muydu? Babam mı? Evet, bana da vuruyordu. Hani, sana da şiddet uyuyordu. Evet, bir kere benim böyle hani uyuyamamış herhalde. Hani uyutmamışım ben konuştuğumda. Geldi beni hani sırtıma kalın değnekle vurdu. Aynısını bana da yaptı yani. Bazı şeyleri unutuyorum ben Zayda Hanım. Kafama kalın odunla vurdu. Şimdi bazı şeyleri unutuyorum. Yani kardeşimle abim, annem hep bağlanacaklar. Bağlasın bizi de, anlatın. Bağlansınlar. Aha. Önce ben bir sizin ne olduğunuzu bir anlayayım da, evet. Ondan sonra. Peki şu anda muhabir Ülkünür, babanızın adı Coşkun mu? Evet. Coşkun Bey canlı bağlantıda. Ülkünür merhaba. İyi yayınlar Zayda Hanım. Bizler şu anda Sakarya'nın Akyazı ilçesindeyiz. Filiz Hanım ve Coşkun Bey'in birlikte yaşadığı evdeyiz. Arzu ederseniz biz şimdi sözü doğrudan kendisine bırakalım. Buyurun abla. Coşkun Bey hoş geldiniz. Merhabalar öncelikle. Ya burada şimdi Cansu var, kızınız. Merhaba Filiz abla. Hanım var, eşiniz. Şimdi iddiaları var. Sizin onları darp ettiğiniz, evet. Yönünde, sokağa attığınız yönünde. Evet. Ve Filiz Hanım sizden, evet. Ayrılmayı ve o evlerdeki hakkını almayı istiyor. Siz Cansu'yu darp edip Filiz Hanım'ı sokağa attınız mı? Ben ondan daha çok istiyorum. Ayrılmayı mı? Spikerleriniz geldi gördü. Anahtarım nereden aldım? Yayınınızda var, görebilirsiniz. Yani sokağa atmadım, anahtarların yerini biliyorlar mı diyorsunuz? Şey, bir şey söyleyebilir miyim? Hanımefendi. Peki hepsini bizi kovduktan sonra ben hastanelik oluyorum, jandarmaya gidiyor. Diyor ki benim kızımla... Karım kaçmıştır diyor, jandarma ekiplerine haber veriyor. Jandarma ekibi bizi hastanedeyken arıyor. Diyor ki herhalde diyor kayıpmışsınız diyor. Babanız Coşkun, yani babam gelmiş, babanız geldi diyor. Ben dedim ki öyle bir şey yok dedim. Bizi babam kendi sokağa attı dedim. Hani jandarmalar da sordu. Peki şu an iyi misiniz? Evet dedim. Biz hastanedeyiz dedim. Hani
o ilk günden kötü oldum zaten ben. Hastanede kayıtlarımız var, hastanede evet. Yattığımızda ayakları da. Peki babanız gelmiş mi gerçekten sizi almaya hastaneye? Hayır. Hastaneye gelmedi. Jandarmaya. Babam jandarmaya gitmiş kızımla karım kayıptır diye. Jandarma bizi aradı. Biz zaten ilk parklarda yatmaya başladık. Yani sizi bayağı hastanelik mi etti evden gönderirken? Zeynep Hanım şimdi var ya bir doktora gitsek kapıya koyuluyorduk. Bu oturumlarda yatıyorduk. Bizi sabaha kadar ev almıyordu. Ne oğlum alıyordu ne bu alıyordu. Eşim alıyordu. Hani namusuma kadar iftira atıyor. Diyordu ki sen doktorla birlikte mi oldun diyordu. Şu an Coşkun Bey'si duruyor. Coşkun Bey, duyuyorsunuz değil mi? Eşiniz ve kızınız neler söylüyor? Efendim? Ne diyeceksiniz? Hepsi yalan konuşuyor. Bir de benim mide rahatsızlığım var. Ben bu sokağa atıldığımız gün Yalan konuşuyorsun yalan. Mide kanaması geçirdim. Yalancını değilsin. Sabahlara kadar bahtırımlandın da var. Hastanede kayıtlarımız da var. Hani mide kanaması... Mide kanaması geçirdim bir. Hani hastanede yatırdılar, kan aldılar, her şey aldılar. Ama endoskopiyi yapmadıkları için anlamadılar. Hani benim mide böyle... Mide kanaması da geçirdin yani. Evet. Ağzımdan peki, kusma geliyordu. Peki Coşkun Bey, bu iki kadın yalan mı söylüyor? Efendim? Yani ya, siz yalan söylüyor. Bodrum'da yatırdınız mı? Eşinizi ve çocuğunuzu. Hayır, yatırdın. Onları yatırdın, yalan konuşma, yatırdın. Yatırdın, yalan konuşma. Bodrum'a geldin dedin ki hep yalan konuşuyor. Zahide hep Hanım dedin, ben ona... Sıra sıra çıkıyorlar bunlar Bodrum'dan dedi. Attım Bodrum'a dedi. Hepsi Bodrum'dan çıktı dedi. Annem konuşacak hepsine. Bir kere de konuştum ben bekliyorum. Ben de yayındayım. Coşkun Bey neyi bekliyorsun? Bunda zevk mi arıyor parkta soğukta yatmaktan Coşkun Bey? Neden sokakta yatsınlar? Kadınlar evlerinden gitsin yani. Kendilerine sorun. Oğluma bana düşman ettin, düşman. Oğlum bile beni arabayla sürükledi. Biz kapatıldıktan sonra ben okula devam edemedim. Annem maddi parası olmadığı için okula gelmedi. Ne zaman yalan konu, Cansu ben seni aradığımda ne zaman son aradım ben seni? Sen ne zaman bana para gönderdin? Ne zaman kızım al bunlarla okula gideceksin? Üstümdeki gömleği başka saldı. Üstümdekileri teyzem verdi. Bak teyzem verdi giy kızım diye. Hiçbir şeyim yok. Okula... Peki Cansu, evet. Filiz tek tek babanıza evet. Bunları sorayım şimdi sizden öğrendiklerimizi tamam mı? Coşkun Bey siz önce evlatla oğlunuzu doldurdunuz mu annesine karşı? Hayır hanımefendi. Peki oğlunuz annesini geldi. Arabayla sürükledi mi? Şöyle oldu olay. Ben anlattım onu. Bu kızım bayağı sorunlu Zahide Hanım. Hiç de sorunlu değil. Bir kızımı ben çok sokaklardan çok... topladım. Var. %50 raporu var Zahide Hanım. Söyledim zaten. Özel bir kardeşimiz dedim. Zahide Hanım o zihinsel engelli %50 raporu var. Ben daha nerelerden aldım onları? O raporum olması engelli olduğunu mu gösterdi? Senin benle bana... Ya bu kızı çıldırtırsanız benim de yani bana da rapor verirler herhalde yani böyle bu şartlarda. Sokağa atacağım. Cansu sana bir şey soracağım. Babandan korkuyor musun? Evet. Yani buraya geldiği günde bana geliyor hani sokağa atıyor. Hiçbir şey vermiyor. Diyor ki sen diyor benim kızım değilsin diyor. Ben seni evlatlıktan reddedeceğim diyor. Bunu abim arayarak da bana söyledi. Babam dedi seni istemiyor dedi. Evlatlıktan da reddedecek dedi. Babam bana hiç maddi bir katkı sağlamadı. Manevi olarak peki hiç seni böyle bağırıp bastı mı? Ha? Sana hiç seni sevdiğini söyledi mi? Hayır. Ya babam hiçbir zaman karşıma geçip ben seni seviyorum kızım. Ben senin arkandayım kızım demedi. Peki Cansu kardeşin. Abin değil mi senden biri? Evet. Abin annene şiddet uyguluyorsa. Evet. Bunu sana da yapıyor olabilir mi? Yapıyor yani. İki kere kolum kırıldı. Parmaklarımı kendi elleriyle kırdı. İlk ana sınıfına başladığımda kalemin arkasını babanın... yakarak sırtıma bastı. Of, babanın bunlardan haberi var mı? Babam gayet iyi biliyor ama babam bir şey yapmıyor. Sadece bağırıyor. Oğlum yapma. Yani sen yapma deyince yapmayı kesecek mi? Peki Coşkun Bey, duyuyor musunuz Cansu'nun söylediklerinizi? Sizin bunlardan haberiniz efendim, var mı? Yani oğlunuza dur demiyor musunuz? Yani ikisi de yalan mı söylüyor bu kadınların?
Zayda Hanım, Cansu'nun yani kolu kırıldığı, şey yapıldığı, çocuklar dövüşüyordu. Bak ona şey diyelim yani şahidim. Dövüş. Akşamdan geliyordum. Ben sabah çıkıyordum, akşam saat 9 eve geliyordum, çalışıyordum. Geliydim oğlum, Cansu diyordu. Bak ben Cansu diyor ki bana hiç sevgi göstermedi. O cuma günü stüdyoya geldim ben, orada oturuyordu. Gördüm onu. Korkuyorum senden. Dedim aşkım ne haber? Bak İzmir'e... ağlayarak kaçtı, kalktı karşıya, güvenliklerin yanına geçti. Raporum bana dedi ki, senin dedi %50 raporun var dedi. Ben seni bugün burada alıp giderim dedi. Annene de bırakmam dedi. Hatta orada ben ağladım, ablalar ben aldı zaten beni alacağım içeri. Sen... Yok ben öyle söylemedim. Ben söylediğim şu, aşkım. Alamayacaksın. Aşkım. Senin gibi babaya vermezler. Aşkım İzmir'e geldim. İyi bakarsın. Bana da ben asla babama gitmek istemiyorum. Ben annemle bir hayat kurmak istiyorum. Ben zaten şu an okulumdan da kaldım. Hani benim son senemde. Bu sene bitecekti okulum. Üniversiteye gidecektim. Cansu baban seni almak istediğini söylüyor. Ben gitmek istemiyorum. Peki Filiz Hanım. Efendim. Yo, şimdi siz aslında yani da Cansu'yu almak istiyorsunuz. Filiz Hanım da burada. Eşiniz burada. Coşkun olabilir, Bey. Zayda Hanım kendisi istedi, kendisi çıktı gitti. Efendim? Ben çıkmadım, sen bizi kovdun. Yalanı konuşma, sen bizi kovdun. Orada seni ağlamayla hiç kimseyi kandıramazsın. Bana, bana okula gidiyorum diye çıktın, daha geri gelmedin. Yalanı konuşuyorsun. Okula yani, gidiyorum babam, diye çıktın. Yalan konuşuyorsun orada. Ediyor, namusuma kadar. Hatta halam da, biz hastanelerde kalıyorduk. Halam dedi ki sen... götürdüm bir yere dedi. Hani Özalan, Özalan sana mı söylüyor bunu? Cansu. Evet diyor ki. Başkasını suçlama Cansu. Annem babam boşanacak ya. Annem babam boşanınca sen diyor. Ay Allah'ım. Hatta yalan konuşuyorsun halam, şu anda Cansu. Halam bana dedi ki annenle baban dedi boşanacaksa dedi sen dedi bizim nüfusumuzdan çık dedi. Biz seni istemiyoruz dedi. Peki Coşkun Bey siz hiç Filiz Hanım'a sen gel ama Cansu'yu bırak dediniz mi? Böyle bir şey söyledi mi sana? Söyledi, söyledi. Demedim hanımefendi. Hı? Söylediler, söyledi. Demedim, abim de arada aynı şekilde. Ne yaparsa yapsın dedi. Cansu dedi yalan dışarıda dedi kendisini bakayım. Cansu yalan konuşmayla. Cansu, şimdi reklama gitmem gerekiyor ama. Coşkun Bey, şimdi biz sizi buraya bekliyoruz. Filiz ve Cansu burada tamam, kalın tamam. Lütfen. Tamam mı? Konuşacağız. Sokakta yatmayın. Otelde kalmaya başladınız zaten. Ben onları aslında cuma alacaktım ama zamanımız kalmadı. Reklama gitmem gerekiyor. Ama Cansu seninle daha çok konuşacağız gibi görünüyor. Şimdi her iki tarafta Cansu istiyor. Cansu'yu niye istiyor? %50 raporu var anladınız mı? Konuşacağız. Reklam.